Bayramlar, bu gece Türkiye'nin çok önemli bir müzisyenini ağırlayacağız. Sarayın merdivenlerinden çıkacak, karanlık koridorlarından süzülecek ve kralın bizi çıplak olarak beklediği odaya ulaşacağız. Hanımlar, beyler, Ceza! Spot ışıkları onu aydınlattığında kocaman gölgesi düşecek ardına. Çocuğun tahayyülünden büyüktür gövdesi. Gölgesinin haşmeti büyüler ona bakanların gözlerini. Çocuk korkar kendi gölgesinden. Belki onun içine sığınır. Çıkamaz belki de ömrü boyunca bir başkasının gözündeki resminden. Gel, bu çocuğu azat edelim. Onu kendisine geri verelim. Bir kez daha büyütürken onu kral çıplak diyelim. Peki, teşekkür ediyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu anda mı? Evet. Şu anda çok heyecanlıyım her zamanki gibi. Galiba şapkan yüzünden gözlerini çok iyi göremiyoruz. Onu biraz tabii ki. Nasıl takmak lazım? Çok mu gözlere indirmek lazım? Olay zevk meselesi. Herkes farklı takıyor aslında. Ben böyle düz bir şekilde birazcık da yan takıyorum şöyle. Harikulade. İlk soru şu. Bir esnafla sokakta bir yerde alışveriş yaparken ağız dalaşına girsen ne olur acaba? Vallahi eğer haklıysam ben kazanırım. Ağız dalışı sadece. Ağız dalışı durup dururken bir konuda. Durup dururken. Yani işte sen orada senden bir kilo elma istedim. Sen ne koydun? Ben ne aldım? Ya ne yaptın böyle? Çok fazla uzatmam aslında ya. Nasıl konuşursun merak ediyorum. Bana bir deli var. Bir deli geliyor bana. Yani sanıyorum programları izlemiyor. Rahat rahat dedikodusunu yapabilir. Mesela her yerde karşıma çıkıyor. Son olarak bizim ofise geldi. Yani kapı çalındı. Açtık. Okan ne olacak? Ne olacak bu? Polisler geliyor, askerler beni arıyorlar. Ne olacak? Yani hükümet ne olacak Okan? Şey ne olacak? Yani pahalılık ne olacak? Böyle hemen konuya giriyor ve çok hızlı konuşuyor. Hmm. Yani nasıl olur acaba seninkisi? Sevgilinle kavga ederken falan nasılsın? Ses çıkarır mısın yani böyle? Evet, sessiz bağırırım. Küser misin, konuşmaz mısın, ne yaparsın? Ya küslük olmaz yani ufak tefek. Kırgınlıklar olabiliyor ama hep geçici şeyler yani büyütülecek bir olay değil. Çünkü yani büyük bir olay olsa ayrılık seviyesine gelir ilişkilerde. O yüzden biz hani ama tatlı tartışmalar yaşıyoruz zaman zaman. Peki genelde herkesin üzerinde sanıyorum ki şu izlenim var. Ya bu adam zarif bir adam, fazla konuşmayan bir adam. Fakat yine de pek damarına basmamak lazım. Yani hani sinirlendirdin mi ne olacağı da belli değil. Çünkü birkaç kere böyle küfretmişliğin falan var. Evet, maalesef. Konserde falan. Maalesef mi? Üzülüyor musun yoksa kendi aranızda konuşurken ben de verdim cezasını mı diyorsunuz? Ya aslında çok duygusal bir insanım ben. Sinirlendiğim zaman da aynı şekilde. Söz yazarken ya da hüzünlü bir durumda da aynı şekilde. Yani çok kolay ağlayabiliyorum ya da çok kolay sinirlenebiliyorum. Çocukluğumdan beri bu böyle benim için. Bazen işte öfkeyi ya da duyguyu kontrol edemediğim zamanlar oluyor. İşte o küfür ettiğim zamanlar aslında onlardan bir tanesi diyebilirim. Neden ne olabilir? Aslında sahnedeyken adrenalinin çok yüksek olması. Kesinlikle ona da bağlı. Çok hızlı olman kolay bir şey değil senin yaptığın şeyi sahnede yapabilmek. Ya bir de bu meydan okumadır. Yani insanların gözü önünde sizinle sorunu olan bir kişiye sözlerinizle bir şey demek. Yani gidip internette gizlice yazı yazmak ya da arkasından kuyu kazmak ya da dedikodu yapmaktansa çıkıp herkesin önünde kime ne diyorsam o şekilde demek benim daha fazla işime geliyor. O yüzden ben zaten bu müziği yapıyorum ve kişiliğim ve yaptığım tarz da buna çok bağlı bir şekilde devam ediyor. O yüzden öyle çıkışlarım arada bir oluyor. Tabii ki ama son 1-2 senede biraz daha kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü beni örnek alan insanlar, gençler, aileler daha fazla arttı. Daha fazla insanlar bizi takip etmeye başladı.
Türkiye'deki aile değerlerine de çok değer veriyorum ben kendim. Hem kendi ailemden ötürü hem de çevreden ötürü bizi daha iyi anlayabilmeleri için ve ön yargıları biraz daha ortadan kaldırabilmek için bu müzikle, batıyla bizi kıyasladıkları kısmını da kaldırabilmek için biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Ama ben de gençlik heyecanına birkaç kere kapılıp öyle sert çıkışlarım olmuştur. Ama dediğim gibi... Bu biraz bana biraz tabii formal bir açıklama gibi geliyor. Aslında benim garipsediğim durum şu. Yani bunun da orijinal ismi hani bu işte kimi hip hopçılarının isminin MC ile başlaması. Hı-hı. Yani hani tarihte Master of Ceremony şeylerinden harflerinden alınan MC'nin daha sonra mikrofon kontrolör falan gibi bir şeye gelmesi. Aslında yani mikrofonu kontrol eden, mikrofonla bize acayip bir vokal gösteren, o kontrolü değil mi yapabilen adam gibi olup da bir yandan da kontrolsüz olmasını istediğimiz adamlar. Baş kaldırmalarını istediğimiz, küfür etmelerini istediğimiz. Hatta ne diyorsun, ne gönderiyorsun? Dis mi? Dis gönderiyorsun. Yani oraya sataşıyorsun bir tarafa. O da sana dis gönderiyor. O da sana sataşıyor. Yani sanki bu sokeyindeki gibi nasıl bu sokeyinde oyuncuların birbirlerine girip biraz da seremonik bir şekilde dövüşmeleri makbulse aslında biz sizin tarzınızı uygulayan adamların da böyle karşılıklı biraz kapışmalarını da istiyoruz. Sonra da diyoruz ki ya siz de çok kontrollü olun, küfür filan etmeyin. Sen de diyorsun ki ben aile değerlerine saygılı, işte duygusal, kimi zaman duygusal şeylere karşı ağlayan bir insanım. Yani bunu bir Amerikalı hip hopçu söylese herhalde herkes güler Amerika'da. Aslında bizim tarzımızda olan gerçekten o müziği yapan hip hopçular da var Amerika'da ama bunlar biraz daha underground. Hani buzdağının görünen yüzüne baktığınız zaman daha fazla kadınları aşağılayan, sizin dediğiniz gibi daha fazla küfürler kullanan ama bunu kesinlikle yani çok kaba bir şekilde kullanan insan. Hani küfürün bir Neyzen Tevfik'in kullandığı şekli vardır. Bir de Amerika'daki bir rapçinin kendini anlatmak için kadınları aşağılayacak şekilde ettiği küfür şekli vardır yani. Biz biraz daha edebi şekilde bunu kullanıyoruz aslında, argo ve küfürü. Ki baktığınız zaman zaten bizim şarkılarımızda hiçbir zaman küfür yok yani. Bunun aksini de kimse ispatlayamaz aslında. Ama daha sert söylemlerimiz, insanlara çok sıra dışı gelen, müziğin içinde hiç duyamayacakları söylemler olduğu için biraz da sert görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman. Yani ulan demek bile bir müziğin içinde insanlara biraz daha sert gelebiliyor yani. Çünkü hiç alışılmamış bir şey bu normalde yani. Biraz daha sertleştiğiniz zaman artık böyle bir şey olmaz diye görüyor insanlar. Dediğimiz gibi bende kesinlikle bir sınır yok ama duygusal bir insanım. O şekilde çıkışlarım olabiliyor. Sözlerim sert. Bütün parçalarımda hemen hemen bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Gönlümün ve beynimin el verdiği şekilde. Bunlar kimi zaman sert söylemler de olabiliyor. Kimi zaman daha duygusal söylemler olabiliyor ama sonuçta hep işin içinde bir ciddiyet var yani. Eğer küfür ettiysem de gerçekten o yapmacıklıktan değil, gerçekten onu da içimden geldiği için yapmışımdır yani. Bu da biraz bana riyakarca bir baskı gibi geliyor. Yani aslında herkesin derininde rahatsız olduğu bir küçük burjuva ahlakının, riyakarca bir ahlakın baskısı. Yani çocukları uzaklaştıralım, hanımları uzaklaştıralım ve aramızda hakikaten ipe sapa gelmez, pornografik ya da bol küfürlü konuşmalar yapalım ve erkekler olarak... Örnekse bundan çok zevk alalım ya da hanımlar aralarında böyle şeyler yapsınlar. Zaten televizyonlarda yayınlanan yıllar yılı sansüre uğramış şarkılar var. Yani işte aptal aptal laflarla söylenmiş büyük bir çoğunluğu. Birçok iyi güfteler hep geri plana itilmiş, yayınlanamamış. Sonra şimdi hani en özgürlükçü şarkılar diye baktığımız zaman hani işte elektronik popta ya da popüler müzikte hep böyle hani... 15 yıldır, 20 yıldır öp beni, öpeyim seni, muçk sana, gel bana filan gibi sözler var. Bu arada gençler senin gibi bir adamdan çok ümitleniyorlar. Kimse bu adamın bence terbiyeli olmasını istemiyor içten içe. Ya zaten o şekilde hani terbiyeli olmaya da çalışmıyorum ben kesinlikle. Yani olduğum gibi ve insanların beni anlayabileceği dilde konuşmaya çalışıyorum. Zaman zaman bu... sertlik de içerebiliyor ama aslında onu daha az tercih etmeye çalışıyorum. Yani küfür olayını mesela. Ama dediğim gibi her zaman işin içerisinde her zaman ciddiyet ve sertlik söz konusu yaptığım çalışmaların hepsinde. Ama dediğim gibi küfür biraz daha sınırdayım aslında yani o konuda. Peki bu ergenlik, okul, sonra çalışma hayatı. Bütün bunlarda farklı bir çocukmuşsun anladığım kadarıyla. Ama aile içerisinde galiba hep iyi bir çocuk, iyi bir evlat. Öyle mi? Yani ailem
aile ilişkimiz çok iyiydi. Rahmetli annemle olsun, babamla ve ailemin diğer fertleriyle. Birbirimizi çok severiz tabii ki. Büyük bir bağlılığımız var. Halen daha beraber görüşüyoruz. Beni severlerdi. Ben de onları sevdiğim gibi sevdiklerine eminim yani. Peki, şu ilk belgeselden başlayalım. Ceza kimdir sorusuna birçok yanıt verilebilir. Onun için bir yıldız, bir rap star, ünlü bir MC ya da hümanist bir şair demek mümkün. Ancak Ceza bu tanımların hiçbirine sığmadığı gibi hiçbirini de peşinen kabul etmiyor. Sokaklarda başladığı hayatını hala sokaklarda sürdürüyor. Elektrik idaresindeki ustabaşıyla görüştüğü gibi eski arkadaş çevresiyle olan bağını da hala koruyor. Ev ev gezip sayaç ölçümü yaptığı günlerden televizyon şovlarındaki jüri üyeliğine uzanan bütün bu yıllar boyunca yitirmekten korktuğu bazı temel değerler var. Burcu Güneş, Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Sezen Aksu ve Mercan Dede gibi isimlere destek atan bir rapçi olarak her fırsatta yaptığı şeyin suçluların müziği olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Doğası gereği politik, sansürsüz ve sert bir müzik olan rapi hip-hop ağacında bir dal olarak gördüğünü ve para için asla yapmayacağı şeyler olduğunu söylüyor. Ceza çok büyük kavgalardan süzülerek bugüne gelen rap müziğin artık daha fazla çatışma üretmesini istemiyor. Yine de buna çok fazla güvenip Ceza'nın damarına basmak iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü o freestyle'ın yani rap müzikteki doğaçlama atışmanın ustası. Ailesine, arkadaşlarına ve kendisi gibi bir rhymer olan kız kardeşi Ayben'e olan bağlılığı, Amerikalı meslektaşlarınınkine hiç benzemeyen yaşantısı ve gizlemeyi pek de başaramadığı duygusal yanıyla Ceza yalnızca işini yapmaya devam ediyor. Sözlerindeki flow yani akıcılık, diğer rapçilerle yaptığı atışmalardaki sivri dili, kafiye yaratmadaki ustalığı ve magazinden hep uzak duran tavrıyla Ceza, a.k.a. Fatal Rhymer, Türkiye'de rap müziğin kilometre taşlarından biri olarak daha şimdiden tarihe geçmiş durumda. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Masalda kral çıplak diye bağıran bir çocuk var. Dokuz köyden kovulmuş, dokuz köyden kovulmuş. Masaldaki kral çıplak diye bağıran çocuk ben. Dokuz köyden kovuldum, dokuz köyden kovuldum. Masalda kral çıplak diye bağıran bir çocuk var. Dokuz köyden kovulmuş, dokuz köyden kovulmuş. Masaldaki kral çıplak diye bağıran çocuk ben. Dokuz köyden kovuldum, dokuz köyden kovuldum. Nedensiz öfkelerin kurbanısın, ben de tufanıyım. Üretilemiyorum o cümlelerin yüksek okul divanı. Bazen deli divaneyim, bazen aşık birane. Bazen taştım bendim ben, her gözde yoktur kinaye. Her haberde cinayet, herkes repli şikayet. Herkeste bir şikayet ki herkeste yok dirayet. Tüm bunlara binaen hep yapılmakta siyaset. Tüm bunlara binaen yapılmakta siyaset. İstişareler arar gözlerin bulur rivayet. Doğru söyleyeni kes kovarmış bin bir vilayet. Söyle sence kaç kişinin içinde var inayet. Söyle sence var kaç kişinin içinde inayet. Hastalıklar bulaştı herkese etti sirayet. Herkes etti şikayet, herkeste yok dirayet. Tüm bunlara binaen hep yapılmakta siyaset. Yalnız şimdi haydi bas 10. köy. Masalda kral çıplak diye bağıran bir çocuk var. Dokuz köyden kovulmuş, dokuz köyden kovulmuş. Masaldaki kral çıplak diye bağıran çocuk ben. Dokuz köyden kovuldum, dokuz köyden kovuldum. Masalda kral çıplak diye bağıran bir çocuk var. Dokuz köyden kovulmuş, dokuz köyden kovulmuş. Masaldaki kral çıplak diye bağıran çocuk ben. Dokuz köyden kovuldum, dokuz köyden kovuldum. Evinden uzakta. Gönülde tuzaklar, gönülde hasret olsa bile yıkılmaz.
şans. Gene de koş dik dur, hep ayakta kal sağlam. Elinden uzakta, gönlünde tuzaklar. Gönlünde hasret olsa bile yıkılma. Belki de yok da bir ikinci şans. Gene de koş dik dur, hep ayakta kal sağlam. Evinden uzakta olan herkes için. Çok teşekkürler. TEDAŞ'ta elektrik işçisi olarak çalışırken evde kendi olanaklarıyla ya da olanaksızlıklarıyla küçük denemeler yapmaya başladı. Ertesi yıl Kadıköy'de ilk profesyonel kayıtları üzerinde çalışırken bir partide Tarık Gamart ya da rap aleminde bilinen ismiyle Doktor Fuchs'la tanıştı ve kurdukları çete 3 yıl boyunca sürekli genişledi. Bir eğitim öğretim süreci olarak yaşanan bu dönem nefret grubuna dönüştü. Türk rapinin önemli isimlerinden Tunç Dindaş, 1999 yılında ilk Türkçe rap toplaması olan Yeraltı Operasyonu'nu yayınladı. Bu albümde Nefret'in de 4 tane şarkısı yer alıyordu. Nefret, bu albüm sayesinde o günün belli başlı plak şirketlerinden ard arda teklifler almaya başladı. En sonunda da Hammer Müzik'le anlaşan Nefret, ilk albümü olan Meclis-i Ala İstanbul'u 2000 yılında yayınladı. Bu albüm büyük bir patlama yapmadı. Ama tıpkı Ceza'nın düşlediği gibi yavaş yavaş fakat kararlı bir şekilde adeta bir virüs gibi yayılmaya başladı. Nefret'le iki albüm yapan Ceza, Doktor Fuchs'un askere gidişiyle birlikte yoluna tek başına devam etme kararı aldı. 2002'de yaptığı Med Cezir albümü, Türkçe rap'in Kartel'den sonra ikinci doğuşu olarak anılacaktı. Med Cezir'i çıkardığında hala elektrik idaresinde çalışmaya devam ediyordu. Ve fakat artık net bir karar vermesi gerekiyordu. İşinden istifa ettiği zaman amirleri ona "Bak ne güzel sigortalı işin var, emekli sandığın var, yapma etme" dedilerse de Ceza onlara kulak asmadı. Arka arkaya katıldığı yerli ve yabancı festivaller, büyük konserler, reklam ve televizyon filmleri, yaptığı albümler, girdiği kavgalar ve disler bugüne dek onu gittikçe büyüyen bir marka haline getirdi. Yine de onun umursadığı tek marka müziğin kendisi. Başkalarının müziğini yaparken kendisi olarak kalmaksa verdiği savaşların en büyüğü. Şimdi programa başlamadan önce ekiple de konuşurken hepimizin seslendirdiği bir şey var. Ya ben şahsen hip-hop müzikten haz edemiyorum. Bunun nedeni Amerikalılar. Bunun nedeni Avrupalı hip-hopçılar değil. Bunun nedeni Türkler hiç değil. Ama eğer hip-hop'a benzer, hip-hop olan bir şey dinleyeceksem ya da kulak kabartıyorsam ya da hoşuma gidiyorsa bu mutlaka Ceza oluyor. Bunu buradasın diye söylemiyorum. Melodilerde ve mikrofon kontrolünde kafiyelerde inanılmaz şeyler yapıyorsun bana göre. Teşekkür ederim. Ama bu Avrupa'ya kadar gidiyor. Avrupa'da duruyor. Amerika'ya geçemiyor. Amerika'ya geçememesinin nedeni bunların çok salak olmaları mı? Yani gidip hani her şeyi her yerde keşfedip alabilen adamlar olarak çok mu salaklar? Hiç mi kulaklarını tırmalamıyor böyle üstün bir iş? Ya da sen mi hiç oraya niyetlenmiyorsun? Derdim oraya gitmen değil. Anladım. Aslında şöyle bir durum söz konusu dünyada maalesef. Dil çok önemli planda yani müzik yaptığınız, yani müzik piyasası içerisinde. Bu rap müzik için özellikle daha da önemli Amerika'da özellikle. Kendi dillerinin dışında pek fazla rap müzikten haberleri bile yok aslında. Yani ben çünkü New York'a ve New Jersey'de konser verdim. Amerika'ya gitme şansım oldu. Orada bir Türk gününde bir konser verdim. Bir de ufak bir yerde bir hip hop ortamında bir konser vermiştim. Yani orada duydukları anda gerçekten etkileniyorlar ama bir arayış içinde değiller yani. Amerika'nın dışında başka neler yapılıyor, başka rap nasıl oluyor, Türkiye'de rap nasıl... Yani Türkiye'nin yerini bile gösteremeyecek durumda olan insanlar zaten çoğu haritaya baktıkları zaman. O yüzden hani bizim bir şekilde ulaşabilmemiz peki, gerekiyor. Peki melodilerden etkilenmiyorlar mı? Etkileniyorlar. Yani kendileri zaman... üretemezken, melodiyi üretemezken çoğunluğu ya da çok popüler olan ve bizim müzik televizyonlarda falan gördüğümüz adamlardan Hı-hı. bahsediyorum. Derinliğine bir bilgim yok. Hı-hı. Ama melodi üretemezken 70'leri, 80'leri devşirip tekrar
sunarken acaba buradaki melodi kaynağının farkında değil mi? Yani böyle bir teklif geliyor mu? Arkadaş ver şu şarkıyı da ben de bunun İngilizcesini yapayım falan gibi bir şey geliyor mu? Ya aslında yaptığım önemli isimlerle yaptığım çalışmalar var. Yani şu anda mesela piyasaya çıkmayan Eminem'in grubu D12'le yaptığım bir çalışma var mesela. Amerika'nın en iyi rapçilerinden bir tanesi Tech N9ne bizim için camiada tanınan. Onunla yaptığım kendi albümde yaptığım bir çalışma oldu mesela. Onun haricinde Fuat'ın mesela Riddor'la ve birçok bilinen rap gruplarıyla yaptığı çalışmalar. Yani Türkçe rap'in biraz farkındalar işi derinden takip edenler ama hani bir Amerika'daki bir müzisyenin Türkiye'ye yaptığı etki gibi Amerika'ya gidip öyle bir şey yapmanıza imkan yok sadece. Sadece bu müziği takip eden insanlar tarafından bir şekilde keşfedileceksiniz, duyulacaksınız ve sizi analiz etmesi gerekiyor. Yani benim gerçekten yurt dışında dinleyicilerim de var. Türk olmayan ve bizim dilimizi anlamayan ama gerçekten öğrenmek isteyen bu müzik sayesinde insanlar var benim. Yani gittiğim konserlerde görüyorum bunları. Ama dediğim gibi dil çok önemli bir planda. Ama yani müziğin yapısı da öyle tabii. Yani bir sözü anlaması lazım adamın değil mi? Kesinlikle öyle ama ben de sonuçta hepimiz aslında yıllardan beri anlamadığımız dilde müzikleri hep dinliyoruz. Yani Fransızca olsun, İngilizce. Bu Türkiye'de her zaman yabancı müzik dinleniyor yani. Yani insanların ve çoğu da bunu anlamıyor sözlerini. Önemli olan müziğin size verdiği duygu ve etkileyiş tarzıdır yani. Ben de bunu nasıl etkilendiysem dinlediğim müziklerden yıllarca hem yerli olsun hem yabancı olsun aynı etkiyi yapmaya çalışıyorum insanlara. Sonuçta tamam kendi yapmam gereken şey yani benim bileceğim iş ama sonuçta insanlar bunun karşılığında sizden bir şeyler bekliyorlar, bir şeyler ödüyorlar sizin albümünüzü almak için. İnsanların da memnun kalması lazım, etkilenebilmeleri lazım duygusal yönden. Ruhlarını besleyebilmem lazım sözlerimde, benim dilimi anlayanların özellikle. O yüzden hani büyük oynayamadık mesela biz yani yurt dışına gidebilmek için. Yani yurt dışındaki büyük müzik kanalları, yurt dışındaki büyük işte basınlara fazla ulaşamadık ama ulaştığımız her yerde büyük etki yarattığımıza inanıyorum. Çünkü bir örnek anlatmak istiyorum. Yaşadığımız bir olay Fuat'la bizim. 2003 senesinde Almanya'ya gitmiştik biz Berlin'de. Hollanda'da konser verdik kendi konserlerimizi. Almanya'da bir yere davet edildik ve bizim ismimiz yazmıyordu afişte. Fuat da oradaki tanıdığı arkadaşlara rica etti. Biz de gelebiliriz bak Türkiye'den geldi ceza falan işte böyle 15 dakika çıksak yeter. Ve Almanya'nın en büyük hip hop basın dergileri vardı orada. Hip hop magazin dergileri oradaydı aynı zamanda ve basını. Biz herkes adamlar da dedi sağ olsunlar yine de çıkın 15-20 dakika yapın şovunuzu falan. Biz sahneye çıktıktan sonra o Backspin dergisinde, MK2O dergisinde ceza ve Fuat'tan sonra hiç kimse eğlenemedi yazdılar. O kadar headline grup, o kadar tanınan isimler. Millet resmen bıraktı bizi. Biz dışarıda insanlara kendi CD'lerimizi sattık elden. İnsanlara imza da attık. Yani böyle bir şey yaşamak bana ne para ne herhangi bir şeyin karşısında yani değeri biçilemeyecek bir şeydir yani. O yüzden böyle şeyleri gördükçe kendi yaptığım işimden zaten emin oluyorum yani. Azınlık bir yabancı grup da sizi beğenmiş olsa o bana yetiyor mesela yani. Benim hayallerim o kadar bütün dünya beni dinleyecek diye değil aslında yani. Fuat hakkında ne düşünüyorsun? Fuat Türkçe rap'in herkese ilham veren en önemli isimlerinden bir tanesidir kesinlikle. 1999 yılında tanıştık ve birçok rapçi o dönemde rap yapanlar özellikle şu anda da tanınan bazı isimler ondan çok fazlasıyla etkilenmiştir ki buna ben de dahil yani. Birbirimize biz Fuat'la da çok ilham verdik. Çünkü yıllarca beraber çalıştık onunla. Kila Hakan da keza öyle yani. Onunla da yaptığımız çok önemli çalışmalar oldu. Fuat zaten şu an Türkiye'de yaşıyor son 4 seneden beri. Yaptığı çok özel, çok önemli çalışmalar var. İnsanların çoğu bunu analiz edip anlayamasa da onun yaptıklarını birçoğu insan. Gerçekten rap'in özünü yapan isimlerden bir tanesi kesinlikle. Büyük saygım var kendisine. Sonsuza kadar kesinlikle. Bir yani de şu işte. Rapçiler arasındaki şu profili bana çizer misin? Sen Türkiye çıkışlısın. Evet. Üsküdar çıkışlısın. Evet. Fuat? Fuat aslında Şileli ama Berlin'de okul, doğma, büyüme yaşadığı olay. Yani hayatın çoğu Berlin'de geçti. Şimdi yani hani Berlin'de peki bir adres verebiliyor muyuz onun için? Yani Berlin'de şu mahalle diye. Türk mahallesi mi diyeceğiz? Yok Berlin diyeceğiz. Berlin evet. İlginç. Yani aslında Berlin hep öyleydi ve uzun süredir de hani Avrupa'nın, dünyanın en önemli kültür metropollerinden biri. Kesinlikle. Orada tamam, orada işte kenardasın ya da merkezdesin. Evet değişir ama yine de Berlin'desin. Sen İstanbul'dan ve Üsküdar'dan evet. çıkıyorsun. Bu iki profili değerlendirir misin? Senle onlar arasında ne fark vardır? Ya bir kere en çocuk birbirimize zaten ettiğimiz muhabbetlerde de bunu görüyoruz. Çocuk yaşta aynı duyguları hissetmişiz biz bu müziği duyduğumuz andan itibaren. Yani o Şile'nin bir köyündeyken, ben Üsküdar'ın bir mahallesindeyken bir şekilde hip hop'u keşfediyoruz, rap'i keşfediyoruz ve bundan aynı şekilde etkileniyoruz. Ve aynı şekilde üretmeye başlıyoruz. Ve birçok arkadaşım için de bu aynı şey geçerli yani. Tek fark söyleyebileceğim, duygusal anlamda aynı duygulara sahibiz ama imkan olarak yurt dışında Avrupa'da biraz daha fazla imkanlar var seçenekleriniz. Ama bu sizin de imkanlarınıza bağlı. Eğer ailenizin durumu iyi değilse,
Eğer kendi durumunuz iyi değilse maddi anlamda, sizin de tabii ki Almanya'da da yaşasanız, Fransa'da da yaşasanız bazı şeyler yapmanız zor olabiliyor. Ki Fuat en büyük zorlukları çekmiş isimlerden bir tanesi yani orada hayat anlamında. Biz de burada aynı şekilde yani ilk başlarda kendimiz demo kayıtlar yapmaya başladık. Çok ucuz stüdyolarda harçlıklarla. Ondan sonra işe başladım. Elektrik dersine çalıştığım dönemde aldığım maaşla stüdyo harcamaları yapmaya başladım. Bu müziği anlayan insanlar Türkiye'de yoktu mesela. Almanya'da rap 80'lerden beri var. Yani insanlar bu müziği biliyorlar. Dinleyicileri hazır bir kitlesi var yani. Daha bilinçli bir dinleyici var. Biz burada sıfırdan her şeyi başlattık aslında yani. Sıfırdan insanları öğretmeye çalışıyoruz. Bir şekilde doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Kendimiz hata yapıyoruz. Çünkü bize yol gösteren hiç kimse olmadı. Bizim önümüzde Türkçe rap yapan aman baba bir isim diyeceğimiz kimse yok maalesef yani. O yüzden bizim gençlere anlatmak istediğim ve bizi takip edenler, seven ya da sevmeyen, yaptığımız hatalardan bir sonuçta bir örneğiz. En önde duran örneklerden bir tanesiyiz ama çok doğru izlemiyorum. Bizim yaptığımız yanlışları da, yaptığımız doğruları da örnek alsınlar. Hangisi yanlış, hangisi doğru karar versinler ve yapmasınlar aynılarını. Ya da doğru olan neyse onu yapsınlar. Aslında amaç hepimizde buydu yani. Ama her zaman yapmak istediğimiz şeyi yapıyoruz, yapmak istediğimiz şeyi üretiyoruz. Dediğim gibi duygular fazla değişmiyor ama imkanlar çerçevesinde her sektörde olduğu gibi müzikte de biraz daha Türkiye maalesef daha geri planlıyor şu anda. Peki. Hanımlar, beyler, Fuat! Şu belgeselden sonra. Üsküdar ve çevresinde yaşayan birçok insan gibi Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdu. Orta halli bir ailenin çocuğuydu ama küçük yaşlarından itibaren pek de orta halli şeyler yaşamadı. Babası Led Zeppelin ve Jimi Hendrix hayranı rockçu bir devlet memuruydu. Bu durum dünyaya gözünü rock müzikle açmasını sağladı. Yoksul bir çevrede büyüyordu ama mahalle kültürünü, paylaşmayı ve komşuluğu bu sayede öğrendi. İlkokul ve ortaokulda zeki ama tembel bir öğrenciydi. Aslında tembelliği belki de yolunu daha baştan çizmiş olmasındandı. Ceza kendisine öğretilen şeylerle hiç ilgilenmiyordu. Onun dünyası spor ve müzikten ibaretti. Bir yandan basketbol oynuyor, bir yandan da televizyonda gördüğü filmlerdeki müziklerin hayalini kuruyordu. Durumunun farkında olan öğretmenleri de onu sürekli idare ettiler. Liseyi Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. Artık bir elektrik teknisyeni olmuştu. Pek de ciddiye almadan girdiği üniversite sınavından sonra elektrik idaresinde işçi olarak çalışmaya başladı. Haftanın 6 günü işe gidiyor ama 7 günü müzik düşünüyordu. Bir gün Kadıköy'deki Akmar Pasajı'nı ve oradaki büyülü dünyayı keşfetti. Küçükken duyduğu Run DMC ya da Salt and Pepper gibi grupların yanında artık Cypress Hill ve Public Enemy gibi daha yeraltı rap gruplarını da dinliyordu. 1995 yılında kartel patlaması yaşandıktan sonra Ceza yapacağı müziğe kesin olarak karar verdi. Türkiye rap starının doğumunu bekliyordu. Aha. Ceza Fuat. Elleri kaldırın, aha. Kaldırın elleri, yeah. Zemin beton trip atarak Kenan tonla susak verince ton bir bakışla skeleton bakar tek atışla poligon yanar gel kaşar varlığım kasar patlar kasa her kafaya balla beşe adam dördünle çarpar kantarla mantar tartar bu barbar dolaşır akülün asid ile gargara yapar koptu yar bay har her dakika zarar sarar da solmadan lale oldu dolma kaseyi görüp azmam saliseli kızmız ağaçlardan kopmam gelir geçer kısmız Berlin'de camiden ezan okutmazlar kısmet yerdeki yaralıya dokunmazlar not yet Fuat rapi bırakmış asla gelip yaslar küvetler dolar yaşla ateşi ateşe verin yeksin gazla biçilecek MC'ler buğday ve arpa bence rap kuvvetle gal bırakmaz hiç mecal bir olta attım denize kalmamış ki dalmamış kefal sözlerin bir sizde vardı olmamış meğer elimizde koptunuz kom oldunuz cezaysa illegal bence rap kuvvetle gal bırakmaz hiç mecal bir olta attım denize kalmamış ki dalmamış kefal sözlerin bir sizde vardı olmamış meğer Hey, Feyz al, rapimle kork ve bana purple haze al Panik yapıp kaç, gerisinin dayanlığı fal Bununki bol, para ve derisi, yüzülesi bir boy Yüzüne bakasım yok, kinim yok Ekibin rapi peki zaten Etiketinin yarı fiyatı senin rapin semazen Gibi döner ama yalana, hakka ben Dönerim, hakikaten Kapat, camı kapat, illegal bu rüzgar yok mecal Dilime inmeler diye dua ederim ben geceler benim Hecelediğim rap
bekleyin hasat. Zamanı geri geleceğime vakit yakın. Elime nakit ya da kına yakın. Zafere koşan Fuat'a ve bana dayanamaz kulak. Ötesi yok haricimiz kurak. Bence rap bu yekte gal bırakmaz içme hiçme gel. Bir oldu aklı denize kalmamış ki dalmamış kefal. Boktu sözlerin bir sizde vardı olmamış meal. Cezaysa illegal. Bence rap bu yekte gal bırakmaz içme hiçme gel. Bir oldu aklı denize kalmamış ki dalmamış kefal. Boktu sözlerin bir sizde vardı olmamış meal. Bizde çoktunuz kum hey, oldunuz hey, Fuat'a illegal. Hey hey Wood Boy. Aha aha. Yeah. Hanımlar beyler, Kral Çıplak Ceza ile devam ediyor. İlk başta hep şu internette dolaşan Okan Ceza'yı tanımıyor videosuyla ilgili tekrar özür dilemek istiyorum. Hazır yayında konusunu ben açarak hatta. Çünkü ben Ceza'nın bir isim olabileceğini düşünmedim. Bir adamın kendisine Zaga zamanıydı. Hı hı. Bayağı bir 10 sene falan oldu mu bilmiyorum. Ceza bana çok güzel bir grup ismi olarak göründü. Yani vay be ne güzel grup ismi bu ya o Ceza filan. Sonra sana galiba şey dedim değil mi? Siz bir grup musunuz evet. dedim. Ceza grubu. Ceza grubu dedim evet. Hı. Hala da dolaşıp çok tıklanan videolardandır. Yani vay salağa bak yani ben diye böyle evet. Biraz babandan söz edelim mi? Bu da bir şans mı böyle bir rocker... Baba yani Led Zeppelin seviyor, Jimi Hendrix seviyor filan. Yani evde bunlar mı çalınıyordu? Babam 1948 Üsküdar doğumlu. Tam 68 kuşağında yani 68 dönemlerinde 20'li yaşlarındaydı. Yani o dönemin müziklerini ve kültürünü bir şekilde benimsemiş ve resimlerinde de zaten çok örnek aldığım bir kişiydi. Eski resimlerine bakıyordum. Motosiklette saçları uzun. Annemle evlenirken bile evlilik fotoğraflarını babamın saçları uzundur böyle yani. Tam hem de yani normal... Standart değil, biraz hippie stilinde uzun görünüyor böyle. Ve hep anlatırdı bana dinlediği müzikleri. İlk başta rap'e bile hatta soğuk bakmıştı ilk dinlediğinde. Çünkü onun için müzik gerçekten işte Jimi Hendrix'tir, Eric Clapton'dır. İşte caz tarzı şeyler de dinler, Paul Moria dinler mesela. Yani onun müzik yelpazesi sayesinde ben çok fazla müzik seçme şansım oldu yani. Hani bu iyidir, bu kötüdür ötesinde çeşit çok fazla oldu yani babam sayesinde. Çünkü babam sadece klasik Türk müziği değil, yani yabancı batı müziği de dinliyordu aynı zamanda. O evdeki plaklar, evdeki bir şekilde zamanda gelmiş arşivler sayesinde kendim evde o eski tip müzik çalarları başa alıp dinlediğim bir sürü şey vardı yani etkilendiğim, ayırt ediyordum arada. Hiç unutmadığım mesela Türkçe şeyler var, Erkin Koray, Barış Manço gibi çok önemli isimler. Onların müziklerinden çok fazla etkileniyordum. Daha okuma yazma bilmediğim dönemlerde bunlar.
Ve babam çok fazla, yani hayatımda en gördüğüm en fazla kitap okuyan insanlardan bir tanesidir benim. Ben ona çekmemişim o konuda hiç, kesinlikle. Emin misin? Eminim. Söz yazarlığı konusunda? Söz yazarlığı yoktu babam mesela ama ya, oturduğu zaman bence bir kitap yazacak kapasitede bir insan kesinlikle. Ben bundan eminim. Gecede, iki gecede büyük kitabı bitirirdi yani. Kesinlikle ben bunu çok şahit oldum yani. Ve bana sürekli kızdığı zaman kitap oku da biraz akıllan derdi yani böyle. Yanlış bir hareket yaptığın zaman kitap okumadığın için böyle oluyor derdi hep. Ben de inat mıdır nedir artık bilmiyorum, hiç alışmadım kitap okumaya. Yani tabii ki yani okuyorum çok nadir de olsa ama bence okumak çok önemli bir şey. Bu babamdan... Üsküdar'ın özelliği nedir? Benim ergenliğimde de Anadolu yakasında işte cadde üzerinde kimi ilginç plakçılar bulunurdu. O zaman 33'lükler de iş tokuş edildiği için, evet, zor bulunduğu için ve herkesin meselesi o 33'lüklere sahip olmak olduğu için işte gidilir gelinir bir takım adamlarla tanışılır. Hı-hı. Sanki uyuşturucu satın alınıyormuş gibi bir köşe başında buluşulur. 33'lükler değiştirilir filan. Hatta işin böyle üçkağıtçıları da vardı. Tırnakçılar filan mesela, böyle plaklar değiş tokuş edilirken bir bakayım senin plaklara filan deyip böyle tırnakçı deyip böyle pat albümü atıp tık kendi albümleri arasına. Bir de yani bahsettiğimiz de şöyle bir şey, yani CD'den ya da kasetten bahsetmiyoruz. Böyle adamlar da vardı. Değiş tokuş yapılır. Kendince ticareti yapılırdı filan. Fakat müzisyen olarak Üsküdar'ın ayrı bir şanı vardı. İşte filanca gitaristten bahsedilirdi bir efsane gibi. Bu adam işte müthiş çalıyormuş. Hatta bilmem kim Türkiye'ye gelmiş de ya da bu İngiltere'ye gitmiş de New York'a gitmiş de orada bir çalmış. Herkes yamulmuş falan filan gibi hikaye. Sonra şimdi nerede o adam, gidelim görelim filan. İşte bilmem ne pasajında dükkanı var ama hoca oldu. Eline gitarı almıyor 10 senedir filan gibi hikayeler anlatılırdı. Böyle bir değil birkaç kişi efsane müzisyenlerden bahsedilirdi. Hep Üsküdar'da. Şimdi bir muhafazakar bir semt olduğunu biliyoruz. Beri yandan bu müzik konusunda gençliği çok duyarlı ve çok iyi bir semt. Böyle bir acayiplik var orada. Bilmeden konuşuyorum, duyduklarımla konuşuyorum. Yani sen orada bir müzik çevresi mi buldun Üsküdar'da? Aslında müzik çevresinden öte duygusal yoğunluğu çok fazlaydı Üsküdar'ın. O yüzden sanatçılara bence çok fazlasıyla yansımış olabilir bu durum. Çünkü ben kendi adıma öyle düşünüyorum yani. Nedir bu duyarlılığı sağlayan böyle... Hani pat diye bir denize iniyorsun filan mı? Acaba orada kuşlar, martılar bir başka mı? Yani ya da hem... o mezarlıklar, biraz göç Ruhani... almış, biraz eski İstanbul'u temsil ediyor. Muhafazakar, fazlaca hacı hoca var. Eskiden beri kapalı hanımları çoktur filan. Ama bunun yanında da gençleri... Kolejler var orada filan. Yani orada bir kozmopolit bir durum var. Evet. Ne zengin ne fakir. Aslında İstanbul'un iyi ailelerinin oturduğu bir yer Üsküdar. Nedir o duygusal dediğin şey? Yani çok dediğiniz gibi çok multikültürel bir yapı vardı aslında. Çünkü farklı dinden insanlar bir arada yaşayıp hayatlarını sürdürüyorlardı. Ve birbirlerine artık öyle bir kenetlenmişlerdi ki mesela... Yani Rum, Ermeni, Yahudi aileler mesela belli zamanlarda... O Paskalya dönemi vardı mesela Hristiyanların. Yumurta boyayıp... Onlar mesela o dönemlerde bize gelip yumurtalarını verirlerdi. Bizim komşularımız vardı. Toprağı bol olsun. Mari teyzemiz, Setrak amcamız, Hermine teyzemiz. Bunlar mesela Paskalya döneminde onların kendi dini adetleriyle bize bunu bir şeyler gösterirlerdi. Toprağı bol olsun denilmesi gerektiğini nereden biliyorsun? Hep Üsküdar'da öğrendiğim şeyler aslında. Çok, kendim yaşıtlarımdan çok her zaman benden daha büyük olan insanlarla ya da benden daha küçük olan insanlarla hep muhabbetim olmuştur. Bu benim. Türkiye'deki... özellikle azınlıkları tanıyan, Türkiye coğrafyasındaki kimlerle beraber yaşıyorum diye merak eden, öğrenen ya da büyüklerinden feyz almış insanların kullandığı bir tabirdir bu. Çünkü genelde bir başka dinden insan öldüğü zaman da ailesine gidilip Allah rahmet eylesin derler. Halbuki Allah rahmet eylesin denmez. Onlara toprağı bol olsun derler Müslümanlar. Bunu nereden biliyorsun? Senin neslin için bu biraz yaşlı adam bilgisi. Yani aileden gelmiş. Ailemden ve büyüklerimden, aynen. Ailemden ve büyüklerimden oradaki muhabbet içinde olduğumuz etraftaki komşularımızdan olsun, akraba çevresinden olsun. Onlardan öğrendim aslında diyebilirim yani. Çünkü hani hakikaten birçok yere onların ayinlerinde de bulundum. Onlar mesela bizde kendimiz Şeker Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda biz de onların elini öpmeye giderdik. Onlar da bize harçlık verirlerdi mesela yani.
Bunları görmek, aynı zamanda bir de dediğiniz gibi coğrafi yapısı, mesela o Marmara Denizi'nin olması, o birçok yöresinde sessizlik, kırsal alanın daha fazla olması, doğayla iç içe olması. Benim şimdi küçükken babaannemle ot toplamaya gittiğimiz yerler, şimdi büyük alışveriş merkezleri, büyük siteler yapıldı yani. Niye ot toplamaya gidiyorsunuz? Şey, ailece yeşilliği çok seviyorduk o zaman. İşte kuzu kulağıdır, kuzu kulağı, hindiba gibi şeyler. Tabii yanlış anlaşılmasın ot toplamaya gitmek. Aynen. Argo'da farklı bir anlama yani da geliyor aslında. Çok da uçuk bir babaannem vardı beraber. Ot toplamaya, nasıl bir aile? Gayrimüslimler, gayrimüslimlere gidiliyor. Tabii hep öyleydi de bu belki yeni neslin haberi yoktur yani. Gayrimüslimlere gidiyor. Hani onlar yumurtalarıyla geliyor. Hani onu anlıyor. O da bir garip ya. Yani bugünün Türkiye'sinde. Hani bu da gayrimüslimlere gidince onlar da bayramını kutlayınca onlar da harçlık veriyorlar. Yani aynı zamanda onların da bayramı. Aynen. Bizim bayramlarımız onların bayramı. Onların bayramı bizim bayramımız gibi bir ortam var işte. O çok çok kültürlü, çok inanışlı. Ve insanın önüne böyle bu işte İstanbul'un büyük nimeti yani böyle kocaman bir dünya insanın önüne açan kolay çıkmıyor işte ceza bu sözleri de hep hani sadece babaannesiyle topladığı otlardan değil değil mi bu? Hani... Kesinlikle değil. Zamanla gelen birikimler yani evet. Duygularınız gelişiyor zamanla. Zaten çocukluğumdan beri çok duygusal bir insanım ben. Çok farkında bir insanım aynı zamanda çevremin. Hani bir ortama girdiğiniz zaman kim ne düşünüyor bakışından ya da hareketinden ne oluyor? Biraz anlayabiliyorum aslında. Çocuk. Nedir bir empati kabiliyeti? Öyle de denebilir. Yani işte bu hem duyguyla beraber o da geliştikçe daha iyi analiz etmeye başladım olayları. Hani dediğim gibi çok fazla kitap okumuyorum ama birçok konu hakkında en azından kendi düşüncelerimi yazabilirim yani. Birkaç paragraf da olsa yani. Ya da onu... Ben çok hızlı yazan, çok yaratıcı yazan ve ya buna şahit oldum. Stüdyodaki arkadaşlara anlatabilirim. Makinanın müziğini yapmak için işte makinanın müziğini yaptık. Bir bölüm cezaya ayırdık. Ve cezayı davet ettik. Sağ olsun geldi. Ya da buluştuk galiba. Evet yani. Buluştuk. Stüdyoda buluştuk. Stüdyoda buluştuk. Sonra işte ben de cezaya dedim ki ya ben duydum ki işte sen başkalarının sözlerini okumazmışsın. Hatta buna da biraz küfrettim içimden. Ya şimdi oraya bir sözler var orada. Hani bir de şimdi sen acaba kim bilir ne getireceksin. Bir de seni davet ettik. Hani o senin sözlerle oradaki sözler kaynaşmazsa saçma sapan bir sonuç ortaya çıkacak. Ama sonra biz seni kıramayacağız, o sözlerle oraya koyacağız falan filan. Yani çok ümitsizim. Ama bir yandan da güveniyorum falan gibi bir durum. Ve dedim ki hani sen kendi sözlerini yazarmışsın. Sen de dedin ki evet ben öyle yapmayı tercih ederim. Zaten fazla da konuşmuyor. Yani biz karşılaştığımız zaman... Naber, çak, şahayam falan gibi bir konuşmamız yok. Efendi efendi, yaşlı adamlar gibi karşılıklı oturup kibar kibar konuşuyoruz. Nasılsınız efendim, hürmetler ederim falan gibi. Ve şu minvalde sözler olacak dedim. Televizyonla ilgili, televizyona eleştiren bir takım sözler gerekiyor dedim. Birkaç cümle ettim, o da bana dedi ki tamam anladım dedi. Ne zaman dedim yaparsın? Yarın gelip yaparım dedi. Geldi, sözler hazır, prozedik olarak... Tamamen şarkıya oturuyor. Mis gibi. Hiç değiştirmeden girdi. Stüdyoda nasıl çalışılacağını da biliyor. Pat küt, pat küt, pat küt. Herhalde bir yarım saat, 45 dakikada iş bitti. Teknik olarak bitirdi. İkinci, üçüncü sesleri, şunları, bunları falan filan. Kendi bölümünün inşaatını yaptı. Hadi eyvallah dedi, gitti. Hayran kaldım. Müthişsin. Müthişsin. Ya bunun hani bu kitap okumayan bir adamın yapabileceği bir şey değil. Demek ki bir yerden bir besleniyor. Babanın kitapları genlere mi giriyor? Nasıl oluyor bilmiyorum. Olmuştur kesinlikle. Peki kardeşine ne kadar sirayet etmiş bu aileden, bu bilgiler, bu olaylar Ayben'e? Ayben de tabii ki benim sayemde çok etkilendi. Yani hem müzik anlamında, yani müzikle ilgilenmesi anlamında. Çünkü doğar doğmaz evde deli bir abisi vardı. Yani bu müziği sonuna kadar açıp saçma sapan hareketler yapan. Kaç yaş fark var? Ben 1976'nın son ayında doğdum. Ayben de 82 doğumlu. 5,5 yaş falan var aramızda. 5-6 yaş fark var aramızda yani. Ama Ayben yani 4-5 yaşına geldiğinde ben 10'lu yaşlarımdayken ona müzikleri dinletiyordum. Yani zorla da olsa böyle. O da seviyordu aslında yani. Hoşlanıyordu da. Yani bir şekilde o da yani hazır bir şeye konmuş oldu. Ben müziği kendi başıma keşfettim. Rap müziği ve diğer şeyleri araştırdım. Ayben doğduğunda hazır abisi vardı ve bir şekilde müziği ondan gördü yani diyebilirim. Ki Ayben'in biraz daha hani farklı çalışmaları da var benim yaptığım çalışmaların haricinde. Birçok canlı orkestrayla beraber sahne aldı.
birçok farklı tarza rap'in haricinde yaptığı çalışmalar oldu. Ya onun sesi de mesela çok iyi yani. Vokal kabiliyeti biraz peki, daha iyi. Peki onun için de zor bir hayat değil mi? Bir kadın rapçi. Aynen. Yani Ayben'in hayatı da çok zordu zaten. Hani biz de sonuçta hani mesela annemin rahmetli olması en büyük zorluğu çeken Ayben oldu aslında evde. Çünkü yani biz erkektik babamda sonuçta. Bizim yapabildiğimiz şeyler annemiz için yani belliydi ama Ayben en büyük fedakarlıkları Ayben yaptı mesela 6 sene. Onun da çok büyük duyguları yıprandı, çok fazlasıyla gelişti, köreldi bir şekilde bazı şeyler. Onun da müziğine daha fazla yansıdı ve daha tehlikeli bir şekilde Ayben geriye döndü yani yazdığı sözlerle. Yani Ayben kadın bir rapçi olarak hem kadının gücünü gösterebilecek hem de rapin gücünü gösterebilecek en başarılı isimlerden bir tanesi Türkiye'de. Ve bayan olarak maalesef diğerleri alınmasın ama rakibi yok benim için yani. Ben bile bazı yaptığı şeylerden korkuyorum yani dinlediğim zaman. Aman ne kadar yani üstün diyorum yani. O yüzden hani Ayben kesinlikle çok önemli bir isim kesinlikle. Ve yaptığı örnekler için hem bayanlar açısından hem bizim aile olarak gösterdiğimiz örnek de insanlara bu çok önemli bir şey yani. Peki. Bahar Can Doğan buyursunlar. İyi geceler Okan. Buyurun. Benim Ceza'ya bir sorum olacaktı. Lütfen. Buyurun. İyi geceler Ceza. İyi geceler size de. Hayatta olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mı acaba? Ya ailem. Ailem. Evet. Bahar sizi mi söyleyecek sandınız yani? Bir sorun daha olacak, sorabilir miyim acaba? Estağfurullah, bu kadar şey olmayın, tedirgin olmayınız. Buyurun hemen. Tamam. Sanatçı kişiliği boyunca karşısına çıkan en büyük engel ne oldu? Güzel soru. Yok ya, hiç önemsiz bir engel o. Ya açıkçası yani zaman zaman yaşadığım olaylar olabiliyor ama gerçekten yolumu kesecek en önemli şey herhalde sağlık problemi olabilir. Allah korusun, inşallah öyle bir şey de olmaz. Evet, dediğim gibi yolumu kimse kesemedi benim ya aslında. Hiçbir engel çıkmadı. Yani çıkan engelleri ezerek geçtim açıkçası yani. Hiçbirini güzel engel ya da rakip olarak görmüyorum. Güzel, peki. Hanımlar beyler, Ayben geliyor. Ama daha önce Ceza Üsküdar hakkında konuşacak. Hemen izliyoruz ve Ayben ve Ceza ile devam edeceğiz. Görelim. Üsküdar benim ilk dünyam diyebilirim. Yani hatta dünyayı keşfetmeden önce Üsküdar vardı diyebilirim. Yani sanki dünya artık yeni bir kıta benim için. Üsküdar ilk yaşadığım yer gibi. Valla o kadar çok yelpazesi geniş olan bir yer ki yani tarihinden kendi yaşadığım tarihe kadar olan çok önemli ve özel değerleri olan bir yer benim için kesinlikle. Ben bir aygır, sen bir Tyson. Bırakın ulan ses yankılansın. Ben gerçek ama sen yalansın. Hey hey! Selam herkese. Bakıma alın afoslar. Dostlarınıza yakın olun abi kozlar. Elimize geçti neredesin afoslar. Rosta solunu ayakkabı boya kozlar. Az konuşana kurt geri takacaklar. Karaka kaya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yolda kasa ve doz var. En önde sonunda yalnız bırakan o dostlar. Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle. Ortam işte böyle. Bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş halim. Plaka geldi, sırtın terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok, ne olacak? Birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan. Ve çok samimi dostlarım var. En önemlisi
dertler dökülmüştüm. Dostlar ne atlet sanır kalır. Unutulur giderse yükselirken el beklerken. Düşerken saklanırsın. Fren yok suyun ısındı. Güneş doğdu kuyu kazanmaz. Plaka geldi bak. Sırtı terli çok ve başı dertli bak. Eski hali yok ne olacak. Yükselir duvarlar, yabancı marka giydi. Kesimden muhalefetler, ellerinde boş biletler. Yazıldı aynı şeyler, kullanıldı aynı renkler. Anlaşılmaz boş resimler, ömürde belli ineceğin o katta. Üzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var. Zaten bu belli olmaz, kaçar gider yanımdan herkes. Zaten biz birer hiçiz, şayet bu belli olmasaydı. Unutulur muydu o eski sesler? Unutulursa yağmur beklenir, güneşli günler çok yakın. Rüzgarın hep estiği, kısa bir not. Sazın içinde şeytan yok. 77 Üsküdar, bu plaka yerli. Plaka yerli bak. Sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak. Yükselen ben elime kaçalan duvarlar. Plaka yerli bak. Sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak. Yükselen ben elime kaçalan duvarlar. Plaka yerli bak. Sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak. Bir kere gitme fırsatım oldu New York'ta, New Jersey'de konser yaptık oralarda da. Yani açıkçası gerçekten anlattıkları gibi insana büyülüyor yani. O gittiğiniz zaman o bir anda başka bir dünyaya geldiğinizi hissediyorsunuz yani kesinlikle. Özellikle New York şehrine gittiğiniz zaman. Hani İstanbul'a büyük şehir diyenler ya da Berlin ya da diğer Paris'e büyük şehir diyen insanların oraları da görmesi gerekiyor. Çünkü oyuncak gibi kalıyor Avrupa ve bizim yaşadığımız yerler. O kadar büyük her şey, o kadar büyük üzerinize doğru geliyor ki. Yani bunu anlatması çok zor. Onun haricinde politik anlamda zaten söylenecek çok fazla da bir şey yok yani Amerika dendiği zaman. Dünyanın üzerinde istediği oyunu oynayabilen bir satranç ustası kendisi. Sevdiğin şairler var mı? Hani kitap okumamaktan söz ederken duyduğun, aklında kalan bir şiir. Aklımda kalan yok tabii ki ama çok fazla çünkü kendi sözlerimin haricinde fazla bir şey ezberlemiyorum. Aklımda telefon numaraları, numaralar öyle şeyler hiç kalmıyor isimler falan. Ama kendi sözlerime çok fazla yoğunlaştığım için. Abi senin gibi bir adamın ya, senin gibi bu kadar iyi söyleyebilen, mikrofona konuşabilen, hani başka bir dilde söylendiği gibi hani böyle söylemek, söylemekle ilgilen, deyivermek, söyleyivermek, bu işleri bu kadar iyi yapan bir adamın bütün aile numaralarını pırırt diye dökeceğini falan tahmin ediyorum. Normalde aslında öyle ama kendi numaramı da bilmiyorum ezber. Gerçekten bilmiyorum yani. Nasıl ya? Bayağı. Biri istediği zaman ben seni çaldırayım diyorum. İbo Show'a çıktığında ne hissettin? Vallahi nasıl olacak acaba diye düşündüm açıkçası yani. Çünkü yani o programı seyreden kitle farklı bir kitle. Rap müziğe biraz daha uzak bir kitle yani o anlamda demek istiyorum. Alternatif müziğe yani. Ama çok sıcak bir ortam oluştu oradaki yani canlı gelen seyirciden de program sonrasından da yani çok farklı insanlar bizi bir şekilde tanımış oldu, müziği tanımış oldu. En azından çocuğuna rap dinleme bak o şöyledir falan diyen insanlar için orada güzel örnekler verdik açıkçası diyebilirim yani. O da sonuçta topluma mal olmuş değerli bir sanatçı kesinlikle İbrahim Bey de. Yani onunla beraber de bir şey yapmış olmamız ve onun da bizi kendi sanatında yani kendi sanatımızı bizim sanatımızı övmesi kendi yorumunca o da iyi bir puan kazandırdı bize sonuçta ben o şekilde düşünüyorum. Güzel. Zaten İbo Show'a İbrahim Tatlıses olmasaydı da çıkmazdım kesinlikle yani başka bir X bir show. Çünkü her akşam bir televizyon programı şovları var ama. Evet. Peki Kaan Aslan İstanbul'dan arıyor buyursunlar. Merhabalar. Buyursunlar efendim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben alternatif müzik dinleyen bir insanım. Yani rock olsun, reggae olsun, blues olsun. Aynı zamanda amcam sayesinde hip hop müziğiyle de tanıştım ve bunu dinlemeye başladım. Soruma gelince şu şekilde olacak. Ceza
Yani Fuchs'la olan kardeşliğinde Fuchs askere gidip geldikten sonra neden tekrar bir birlikte bir çalışma yapmadı? Ben bunu sormak istiyorum. Ya bu aslında iki kişinin vereceği bir karar değildi. Gün yüzünde olmayan bazı tabii muhabbetlerimizle kendi aramıza geçen bazı olaylar da vardı. Şu anda Fuchs halen daha benim kardeşim. Halen daha görüşüyoruz kendisiyle. Çok uzun zamandır yani birkaç aydan beri ara vermiş olsak da kendisiyle halen daha görüşüyoruz. Dediğim gibi iki kişinin vereceği bir karar nefreti devam ettirmek. Sadece benim isteğimle ya da Fuchs'un istemesiyle olmuyordu maalesef. Doğru olan şey yaptık. O kendi yolunda devam etti. Kendi müzik kariyerinde yani kendi yoluna devam etti. Ben de kendi bildiğim şekilde devam ettim. Ama bizim halen daha çalışmalarımız oldu. Onun albümünde olsun, benim albümlerimde olsun. Birbirimizi duyduk. Nefretle ilgili zaten kafamızda bazı şeyler de var yani bu arada. Onu da şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi. Problem yani büyük bir olay olmadı yani hiçbir zaman aramızda. Hala kardeşiz biz onunla kesinlikle. Kendisine de sorsan aynı şeyi söyleyecektir yani. Ne kadar uzak da olsak gönüller her zaman birdir yani. Buradaki kardeşlik, kardeşlikten söz ederken bu nasıl bir şey yani? Bu nasıl bir kardeşlik? Yani aslında tabir, argo bir tabir aslında kardeşlik. Normalde hani kardeşlerinin zaman kan bağından, aynı anne babadan olan kişilere kardeşlenir ama çok yakın olan arkadaşlara beraber bir şeyler paylaşmış, bir şeyler üreten kardeş gibi biz denir de işte o anlamda aslında yani bizim kullandığımız şey. Peki içi dolu mu o kelimenin sence? Tabii ki. Hani Fuchs'la bizim yaptığımız olay, nefret olayı özellikle çok çok büyük çığır açtı Türk rapinde yani. Nefretten evet. Başladı bütün ağaç, bütün her şey yani. Diyebilirim. Evet. O yüzden bizim için çok önemliydi. Beraber yaşadığımız olaylar da vardı birlikte. Çok beraber ağladık, beraber güldük, beraber kaybettik, beraber kazandık birçok şey. Beraber kere. Ağladığınız zamanı hatırlıyor musun? Beraber ağladık deyince. Evet hatırlıyorum. Birkaç kere olmuştur belki ama bir kere stüdyoda maddi anlamda birazcık sıkıntı yaşamıştık. Stüdyodan atıldık böyle bir şekilde. İdare edemediler bizi maalesef. Oradaki ağlama resmen, sinirden ağlama gibi bir şey herhalde. Ya çok uğraşıyorduk bir de. Hani olmuyordu bir türlü bir de yapmak istediğimiz şeyler. Bir yerlere ulaşamıyorduk bir türlü. Yani çok ütopiydi sanki biraz. Yani hayal ettiğimiz şeyler, albümün çıkması, bir şekilde sesimizi duyurabilmek, Türkiye'de rapi var diyebilmek. Ve bir de ufak tefek öyle engeller bizi engellemeye başladıktan sonra böyle bir duygusal bir yoğunluk yaşadık ama hep güçlü kaldık yani biz Fuchs'ta. O da halinde stüdyosu var kendisine ait. Müziğini yapıyor, raplerini yapıyor. Prodüktörlük de yapıyor aynı zamanda. Çok iyi yaptığı çalışmalar da var buradan da herkes de duysun. Gibi, sen birilerinin sesi yani. Olduğunu düşünüyor musun ya? Ben şu insanları temsil ediyorum. Şöyle gençleri temsil ediyorum. Şu insanların sesiyim. Şu insanların sesini aktarıyorum. Ya da şu insanların sözcülüğüne soyunuyorum. Ya da yoksa hani kendi müziğimi yapıyorum. Kendi sözlerimi yazıyorum mu? Yani kimler kendilerini sende bulurlar? Senin şarkılarında bulurlar sence? Ya bir kere anlattığım her şey kendi hayatımdan yaşanmış olan şeylerden yola çıkarak yazdığım duygular ve olaylar. Ve onu insan dinlediği zaman karşımdaki insan Ceza'yı değil de kendi hayatını da dinliyor gibi hissetmesi gerekiyor. İşte bunu hisseden insanları ben temsil ediyorum diyebilirim müzik konusunda. Kaan Bey hatta mısınız? Evet buyurun. Siz Ceza'nın hangi parçasıyla daha çok bütünleşiyorsunuz, sizi ifade ettiğini düşünüyorsunuz ya da özdeşleştiriyorsunuz hangi kelimeyse? Şöyle söyleyeyim, ben çocukken Kartel ve Karakan dinleyerek başladım açıkçası rap müziği. Onun haricinde Ceza'nın en çok etkileyen parçası da Meclis-i Ala albümünden İstanbul'dur ve Doktor Fuchs'la beraber söylediği parçadır. Yani onun için de bu soruyu sorma gereksinimi duydum. Yani yine yeni bir çalışma yaparlarsa çok mutlu ve memnun olacağımızı da belirtmek isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederim temenninin içinde. Gerçekten. Peki, İnşallah teşekkür zaman ederiz. Gösterecek ya. Teşekkür ederiz Kaan Bey. Sağolunuz. Senin hayatında beyazlar ve siyahlar var mı? Tabii çok farklı tanımlamalar var. Yani Amerika'nın beyazları, siyahları farklı. Avrupa'nın beyazları, siyahları farklı. Türkiye'nin beyazları, siyahları farklı. Türkiye'de sence kimler beyaz, kimler siyah? Valla sınıf ayrımı yapan insanların çoğu beyaz gibi görüyorum ben. Mesela bir bahsedilen bir beyaz Türkler var. Evet. Onlar sınıf ayrımı mı yapıyorlar? İnsanları evet sınıflandırıyorlar bence. Türkiye'nin siyahları kim? Bence gelir seviyesi biraz daha düşük. Okuma imkanı daha az olan insanlar biraz daha o kısma giriyor diyebilirim yani. Sen kimlerin müziğini yapıyorsun? Ya benim sonuçta belli bir sınırım yok yani ben...
diyemem beni şu kitle dinlesin, şu dinlemesin. Kendimi, bir müzisyenin kendine yapacağı en büyük hakarettir bu bence yani. Hı. Beni sadece şu kitle dinlesin, şu kesim dinlesin diyemem. Beni dinlediği zaman insanların, her kesimden insanın aynı şeyi hissetmesi gerekiyor. Benim kişiliğim de öyle. Benim karşımdaki bir yerin genel müdürü de olabilir. Herhangi bir yerde kapıcı da olabilir. Ben herkese aynı samimiyeti ve aynı hoşgörüyle davranıyorum yani. O yüzden müziğimde de bunu yansıtmaya çalışıyorum insanlara. Ona göre dinlemeleri gerekiyor insanların. Benim konserimde her çeşit insanı görebilirsiniz. İnanan, inanmayan, başı örtülü, yaşı büyük ya da çok genç. Yani her çeşit insan gelebiliyor benim konserlerime de. Benim müziğimi dinleyen insanları günlük muhabbetlerimden olsun, sokakta olsun, gittiğim yerlerde olsun. Benim kendim bile şaşırdığım insanlarla tanışabiliyorum zaman zaman yani. Hiç mesela en şaşırdığın insan? Yani 60 yaşın üzerinde bazı bazen teyzeler görüyorum mesela. Onlar benim müziğimi dinlediklerini söylüyorum. Kafamda tabii ki bir şeyler çakıyor. Acaba nasıl, ne algılıyor, nasıl dinliyorlar? Yani elbette ki ben her yaştan insan için yapıyorum ama oraya da ulaşıp insanları etkileyebildiysem demek ki iyi bir şey yapıyorum diye düşünüyorum yani. Garip. Yani o kadar çünkü hiçbir problemi olmayan bir adam gibisin ki. Yani bu acaba yapmacık bir mesafe değil ama insanlarla arana koyduğun bir mesafe mi acaba? Yani yapmacık bir mesafeden bahsetmiyorum. Yani şey, tanışmamız ya da görüşmemiz anlamında mı insanlar? Hayır, kendi içine kapanık kut gibi bir şeyden bahsediyorum. Ya biraz asosyal bir insanım aslında kendim. Çünkü çok fazla yani dışarıda gezemiyorum. Çünkü anlayış biraz az maalesef. Hani seven insanda da sevmeyende de aynı şekilde. Hani sokakta normal bir vatandaş gibi yürüyemiyorum açıkçası eskisi gibi yani. Ya da bir yere gidip bir restorana bir yere oturduğum zaman rahat yani hiçbir şey cevap vermeden bir yemek yiyemiyorum maalesef şu anda. Tabii ki hoşuma gidiyor bunlar. Güzel şeyler bunları yaşamak. İnsan belli bir döneme geldiği zaman sanat yapan insanlar bunları özleyecek, zamana gelecekler yani. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ölene kadar bu insanların sevgisini görürüz. Ama dediğim gibi zaman zaman... Sence biraz... dijital dünya getirdiği tırnak içerisinde demokrasiyle çok fazla meşhur üretmesiyle, her anlamda çok fazla meşhur üretmesiyle geleneksel meşhurların yok olmasına mı neden olacak? Çünkü her yerden böyle pırtlak pırtlak meşhurlar çıkacak. Her mahallenin ki öyle. Yani zaten öyle olmuyor. Şimdi yayınlar bildiğin gibi Facebook'tan. Aynen. Ya da internet üzerinde. Magazin internet oldu şu anda zaten. İnternet üzerindeki gerçekten bloglardan, yani gazeteler blog olarak çıkıyor. Aynen. Herkes kendi işlerini yapıp MySpace'e ya da YouTube'a Twitter'a ya da işte Facebook'a tweetleyerek bilmem ne yaparak falan filan. Yani dijital dünyanın kahramanlarıyla şu anda konvansiyonel medyanın kahramanları henüz daha dövüşmeye başlamadılar. Çünkü dijital dünyada konvansiyonel medyanın meşhurlarını, şöhret anlayışını kullanıyor şu anda. Aynen. Ama sen bile belki şimdiden bir takım başka meşhurlarla arandaki farkı fark ediyor. Hiç Sibel Can'la karşılaştın mı? Yok, karşılaşmadım. Evet. Ya da başka meşhurlardan Tarkan'la karşılaştın mı? Onunla da karşılaşmadım. Yolumuz kesişmedi hiç onunla. Biz bir kere onunla aynı asansörün önünde bulunduk. Ben bir kere Sibel Can'la da karşılaştım. Peki senin mesela bir başka şöhretli adamla karşılaştığın zaman samimi olarak söyleyebilir misin bana neyi garipsiyorsun onda ve sende yok, onda var ya da onda yok, sende var? Ya dikkat çekmeye çalışma olayına çok şahit oldum mesela. Yani bir yere girdiğiniz zaman hani ben geldim, benim falan. O etrafındaki aura biraz fazla abartılı olabiliyor bazı insanlar yani. Ne oluyor ya falan olur ya bazı birisi içeri girdiği zaman. İşte ben öyle fazla dikkat çekmeye çalışmıyorum açıkçası yani bir yere giderken. Hatta çok sokakta çok hızlı yürüyorum. Şapkamı önüme çekiyorum falan. Ama birçok arkadaşım da o olayı gördüm yani. Evet. Benim etrafındaki insanlara davranış şekli çok yanlış olduğunu gördüm birçok kere. Yani o sınıflandırma anlamında yani. Peki kendini şanslı görüyor musun? Örnekse onların giymesi gereken ve giymek için satın almaları gereken bir sürü elbise var ve senin yok. Hı-hı. Senin bir tarzın var ve bu tarz hani ne kadar alabilirsin ki bu tarz üzerine yani? Ya da yani araba meseleleri. Hani Amerikalı hip-hopçular gibi bir araba manyaklığın yok. Yok. Ev meselesinde hani villalar. Zaten Türkiye'de öyle bir yaşam yok. Hani böyle zaten bu senin inandığın tarz bir müzik adamı değil o adamlar. İşte evin önüne, villasının önüne böyle arabaları dizmiş, jantları değiştirmiş.
bir sürü donlu kadın dolaşıyor filan. Peki şöyle sorayım, öyle Amerikan kliplerine baktığında ulen ne hayat var onlarda, bizde duruma bak. Yok falan. Ya hiç, ben tam tersine kınıyorum yani kadınları aşağılanmasını, o şekilde kullanılmasını. Evet, porno yerli, film gibi. Yerli plaka videosu yapmıştım ben, benim 2006'da çıkan albümde. Bir senaryosu var klibin içerisinde. Biz çok düşük bütçelerle, çok düşük imkanlarla video kliplerimizi çekiyoruz ve anlattığımız sözlerin her şeyin altını çizemiyoruz maalesef yani. Çünkü fantezimiz o kadar sonsuz boyutlarda ki bunu görselliğe dökmek çok zor olabiliyor. Ama o video klipte çok lüks bir arabadan inip, çok lüks bir yere girip, hayranlar etrafınızda, bir asansör yapayım, yanımda kızlar falan geliyor işte o video klip şey, senaryo. Hadi gel bireyi. Kliplere bakalım. Bakalım mı? Evet. Tamam. Kanadımı kırdılar, uçamadım anneye. Savaşa soktular, boş durdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraktım, ilkbaharda geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun, gökkuşağındaki bir rengim ben. Panorama harem, felsefemin yeni penceresi. Bana penseverin dişleri sökülecek. Serserinin bu size olacaktır son seferim. Söyle yeni jenerasyon, çok mu mutlu sence? Çok konuşma, rezil oldun, hepsi mutsuz bence. Anahtar olmuş her bakışta kara para. Hançer saplamış bu kalbe, fayda etmez akçe. Hala meclisim hala, ben bulamıyorum hiç mana. Hala olan bu rap'tir, bu duyduğun rap'te tekstir. Anlamadıysan yut sana, bu sesle bence gitme top sektir. Mecazi anlamlar kütekçir, nama değer bence ceza. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl. Bir tarafta gökkuşağı, öbür tarafsa kör. Sınırda kalmışlardınız, biz hep sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız. Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde. Pardon, istemeden oldu pardon. Üç kişiye olsun pardon. Aşkım hele yar olsun pardon. Sık çakala dört kurşun pardon. İstemeden oldu pardon. Üç kişi yok olsun pardon. Aşkım ele yar olsun pardon. Sık çakala dört kurşun. Sabah bastı gece mi aksa var. Fasla gene mi ah bu bir. Çenemi kalktı bak rutin. Saldırı baba mikrofondaki bu dil benim. Bu pil yeter mi barışa. Çekilmiş her bir film savaş dolu çocuklara. Sabah bastı gece mi aksa var. Fasla gene mi ah bu bir. Çenemi kalktı bak rutin. Saldırı baba mikrofondaki bu dil benim. Bu rap yeter mi barışa. Çekilmiş her bir film savaş dolu çocuklara. Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok ne olacak. Bu klipten bahsediyoruz. Evet, bu videodan. Yani o kadar minimalist bir şekilde anlattık ki olayı. Hani oradaki sahteliği, o tarz giyinme, etrafınızdaki o dönen yaşantının boş olduğunu. İnsanlar yine de klibinde ceza kız kullanmış dediler yani. Ya ben bundan daha beyinsiz bir şekilde anlatamam bunu kesinlikle insanlara. Bundan daha böyle alt seviyede anlatılacak bir olay değil maalesef. O yüzden o tarz insanlar hakikaten beni artık hiç ilgilendirmiyor ya. Hani daha derin anlattığımız şeyleri nasıl anlayabilecekler? Hani ifade edebilmemiz çok zor bazı şeyleri. Sadece böyle yüzeysel olarak bakıyorlar bazen. İşte o yüzden bununla ilgili çok eleştirildim ama dediğim gibi göründüğü gibi değil. Video kliplerin çoğu zaten yayınlanmadı büyük müzik kanallarında. Hep kendi imkanlarımız çerçevesinde çektiğimiz şeyler. Hepsinde zaten baktığın zaman öyle bir görsellik yok. Memedir, başka bir şeydir falan. Yani kötü bir şey demedim. O arkadaşımız meme kelimesini ilk defa duydu. Şimdi izleyenlerimiz duymamış olduğu için ben tekrar edeyim. Ceza memeli deyince bir arkadaş oha diye bağırdı oradan. Normal. Peki biyoloji dersinde ne yapıyorsunuz? Yani işte olay zaten burada kaynaklanıyor. Amerikanlar memeyi gösterdikleri zaman ayıp olmuyor ama ben burada meme dediğim zaman olay olabiliyor mesela. İşte yani bu Türkiye'de. Da aynı riyakarlık değil mi? Yani kötü bir niyetle olduğunu zannetmiyorum yani, zaten. Ama bu işte. Yani riyakarlık bu bence. Yani yani eyvah meme dendi. Yani riyakarlık bu. Hani şöyle bir şey istiyoruz galiba. Lütfen her şey kapıların arkasında olsun. Bir şeyler kapıların arkasında olmaya başlarsa çok olur. Çok fazla olur. Yani birçok ülkede olduğu gibi. Yani ortada görünmesin. Hiçbir şey ortada görünmesin. Her şeyin üstü örtülsün. Her şeyin üstü örtülsün. Her şeyin üstünü örtersen hani değil mi, tozu pisliği halının altına süpürmek gibi bir şey. Her şeyi örtelim. Her şeyi yok edelim. Her şeyi gözden uzaklaştıralım. O zaman kapalı olan yerlerde çok vahşice oluyor her şey. Ne kadar, niye medeni ülkelerde her şey sokağa çıkar?
az gelişmiş ülkelerde her şey içeri girer. Parayla ilgisi yoktur. Kültürle ilgili olarak az gelişmiş, çok gelişmiş diyorum. Aynen. Parasıyla, hangi ülkenin parası olduğuyla değil, petrol ya da başka bir şey. Çünkü sokağa çıkarttıkça, göz önüne koydukça aslında bütün her şeyi ehlileştiririz. Aynen. Düzene sokarız. İçeriye aldıkça, üstünü örttükçe, evlere tıktıkça, saraylara tıktıkça, nereye tıkıyorsak işte o neresiyse o, oralara, duvarların arkasına koydukça orada onları gittikçe sapıklaştırırız. Gittikçe ahlaksızlaştırırız. Ama bunun tabii anlaşılması zor. Ben rapte de bir takım lafların edilmesi gerektiğini, şarkılarda da edilmesi gerektiğini, eğer hani Can Yücel'in sıkça anlatılan hikayesinde olduğu gibi, işte mahkemeye keşke bu hikayeye başlamasaydım, şimdi canlı yayında anlatıyorum tabii. Mahkemeye çıkıp ondan sonra işte bir hakaret davasından yargılanırken büyük usta Can Yücel diyor ki, işte hakim de artık hani Can Yücel anlattıkça falan diyor, siz de zor, bak anlatamıyoruz. Aslında hemen şık diye anlatmam lazım yani, komik de olmuyor ki artık. Neyse, Glutemus Maximus demişsiniz diyor. Glutemus Maximus deyince, yani Latincesi de aynı anlama geldiği için rahat söylüyor. Glutemus Maximus demişsiniz deyince, o da diyor ki, hakim bey hani bütün dünyadaki her dilde Glutemus Maximus'a Glutemus Maximus denir diyor. Yani. Ya bunun gibi şey yani, şunu söyleyivermek lazım yani, söylenmesi lazım şarkıda, televizyonda ya da başka bir şeyde. Öbür riya çok fena oluyor. Öbür riyakarlığa gençlerimizi, çocuklarımızı alıştırdığımız zaman artık hani terbiyeli konuşan çocuklar değil de yalancı çocuklar çıkarıyoruz ortaya. Yani en basit şöyle, yabancı Amerikan filmlerinin hepsinde inanılmaz derecede küfür var. En basit çıkan Hollywood filminde bile yani. Çok fazlasıyla kullanılıyor İngilizce küfür yani. Normal, artık o da çok standart bir şey. Mesela İngilizce bilen insanlar Türkiye'de o filmi seyrederken o küfürleri duyuyorlar. Ama altyazıyla okuyan insanlar Allah kahretsin. Çevrilmiş bir şey. Aynen. Allah kahretsin. Lanet olsun. Lanet olsun dostum, evet. Şöyle böyle falan işte, hiç günlük hayatta Türkçe'de hiç kullanmadığımız, bence kimse duymadım. Ne haber dostum falan diyen, böyle hey ahbap falan diye birbirine bağıran hiç duymadım yani hayatımda, ortamımızda falan o şekilde konuşan. Dalga geçmek için ancak kullanmışızdır. Onları da televizyonda gösterdikleri için dalga geçiyoruzdur yani. Ne haber dostum, ey ahbap falan. Yani o yüzden hani demek ki İngilizce bilen insanlar, kültür seviyesi yüksek olan insanlar yani. Daha sınıflandırmayayım da. Küfürü duyuyorlar o zaman. Onların terbiyesi bozulmuyor mu? Altyazıyla okuyan insanlar orada adam fuck derken altyazıda laneti görüyor. O zaman, hay lanet. Hay lanet. Yani o yüzden demek ki İngilizce bilenler biraz daha böyle şey, küfüre ahlaksızlığa maruz kalmış oluyor yani seyrettiği şeyden. Diğer insanları da korumuş oluyoruz yani. İngilizce. Peki bilmediğim insanları için soruyorum. Senin sansürsüz şarkıların var mı bir yerde tuttuğun? Ya da aynı şarkıların sansürsüz hali? Ya, otosansürsüz hali? Çok yazdığım şeyler var. Ama çıkmayan şeyler var yani. Peki çıkamaz mı? Çıkar ileride belki, belli olmaz. İnternet üzerinden gezemez mi? Yok. Benim şimdi yeni hedefim konvansiyonel televizyon devam ederken bir yandan da bazı işleri internette yayınlamak üzere hazırlıklara başladım. Yani böyle şov işi değil, başka işler. Ve onlar olması gerektiği gibi çekilecek. Olması gerektiği sözlerle de yayınlanacak. Öyle olması gerekiyor. Yani şu çok garip bir ortam. Yani hani şey diyemiyorsun. Mesela şu ikisi arasında ki söyleniyor diye ama söylemeyeceğim. Yani çok tehlikeli bir durum var aslında. Yani karar verilmiş değil. Çünkü bu konuda dil bilgisi olmadığı için hani çok ağır bir küfür var anneyle ilgili. O bütün spor stüdyolarında söylenebiliyor. Hı hı. Bir deyim gibi. Çok ağır ama.
Yani Oedipus'a kadar dayanan bir küfür var. Çok ağır ve onu bir çocuğa, onu duyan bir çocuğa anlatmaya imkan yok. O söylenebiliyor. Kakayla eş anlamlı bir kelime var, onu söyleyemiyorsun. Evet. Çok fena. Çok fena. Tamamen bir bilgisizlik ve terbiyeyle ilgili bir riyakarlık. Ya bu konuyu belki izleyenler hani niye uzatıyorlar bu konuyu diye düşünüyor olabilirler ama bu hafta konuk ettiğimiz sanatçı bir şair aynı zamanda. Yani kelimelerle oynuyor, kelimeleri kontrol ediyor, kelimeleri müziğe göre dünyada ulaşılamayacak derecede iyi diziyor, iyi bir şekilde müziğin üzerine oturtuyor filan. Yani böyle bir ustayla karşı karşıyayız ve belki de olması gereken bir konuşma. Mehpare Hanım İstanbul'dan arıyor, buyursunlar. Merhaba, iyi geceler Okan Bey. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Ben sadece bir şey sormak istiyorum. Programın başında Ceza'nın söylemiş olduğu bir şey vardı. Benim Avrupa'ya açılmak gibi bir hayalim yok demişti. Bu konu hakkında fikirlerinin tam olarak gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama ben katılmıyorum. Ben tamamen hip-hop aşığı, hip-hop'a tapan bir insan değilim. Evet, şarkılarını dinliyorum. Bazı şarkıları var. Gerçekten birkaç kez dinledikten sonra kendimi kaptırdım ve mutlu oldum. Tüylerimi diken diken ettiği şarkıları var. Özellikle Candan Erçetin'in yapmış olduğu düette her dinlediğimde hala tüylerim diken diken olabiliyor. Bu kadar başarılıyken, Türkiye'de bunu başarabilmişken ve Türkiye'de bunu kanıtlayabilmişken neden böyle bir hayale ya da neden böyle bir vizyona sahip değiller? Böyle bir vizyona sahiplerse de ve Türkiye'de bu kadar başarı sağlamışlarken niçin hala ve hala Türkiye'yi bu kadar düşünüyorsunuz? Yani açıkçası orada temsil edin sadece. Benim orada hani Avrupa'ya açılmak, yani dünyaca tanınmak gibi bir amacım yok. O an demek istediğim anlam şöyle. Büyük oynamanız gerekiyor. Hani Latin gruplar ya da Amerika'nın haricindeki Latin gruplar ya da Avrupalı gruplar Türkiye'ye nasıl geliyorlar? Bir şekilde çok büyük müzik kanallarında hit oluyorlar. Milyonlarca albümleri satıyor. Kendi dilinin haricinde İngilizceyi birazcık öğrenip birazcık ses getiriyorlar. Türkiye'de de bazen bir şeyler oldu. Birkaç sanatçımız oldu. İyi İngilizce kullandılar diyelim. İşte Sertab Erener olsun, Manga'nın yaptığı çalışmalar olsun. Bunların yıllardır Türkiye'de yaptıkları her şeyi bir kenara bırak, tek yaptıkları İngilizce şarkılarla büyük dünya çapında tanındılar. Ben İngilizce rap yapamam açıkçası yani. Rap müzik öyle bir şey. Rap yapmanıza gerek yok. Türkçe rap yapabilirsiniz. İşte öyle değil. Sizin gördüğünüz gibi değil. Herkes delice bu rap şarkıları dinliyorlar. Ya kesinlikle tabii. Ben dediğim gibi ben ulaştığım insanların hepsini bir şekilde etkiledim. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, diğer ülkelerde olsun gittiğim yerlerde. Ama maalesef o sanatçılar gibi, göz önünde bulunan sanatçılar gibi o sistemin içinde olamıyorum maalesef. Onları sundukları, onları pazarladıkları gibi duramıyorum yani. Yanımda o kızlar, o tarz bir sound, dünya çapında hani komersiyel denilen, sadece reklam amaçlı yapılan bir sound olması lazım ki dünya çapında tanınım. Ya da çok iyi bir enstrüman çalabilseydim belki yine bir şansım olurdu. Denerdim en azından şansım ama dil olayı gerçekten çok büyük etkiliyor. Ben bunun kendi canlı şahidiyim. Türkiye'nin dışında 350'den fazla konser verdim zaten ben kendim. Bir şekilde elbette ki açılmış oldum yani rap camiası, Avrupa'daki rap camiası. Beni hepsi tanıyorlar yani %90 istisnasız. Türkçe rap dendiği zaman Ceza'yı herkes biliyor. Ama o büyük müzik kanallarındaki büyük tanınan gruplar gibi etki yapabilmeniz için daha farklı çalışmalar yapmanız lazım. Dediğim gibi Helta Skelta mesela Amerika'nın benim için en iyi gruplarından bir tanesi, underground'tır. Ben artık o adamı tanıyorum. Benim için en iyi müzisyen ama dünya çapında olmak istemiyor adam yani. Çünkü yaptığı tarz, yaptığı, sunduğu şeyler belli bir yere kadar yani. O yüzden işte 50 Cent olsun ya da daha komersiyel gruplar olsun, onların aradaki farkı görebilmeniz için ikisinin de video kliplerini ve sözlerini analiz etmeniz gerekiyor yani. Sistemin içinde olursanız eğer, istenilen bir şekilde yönlendirilirseniz bir yerlere ulaşabilmeniz daha kolay olur ama o da işte altınızı boş bırakır yani. Bir anda düştüğünüz zaman o yerli plaka klibinde anlatmak istediğim olay gibi bir anda böyle kalırsınız yani. Dediğim gibi ben hip hop konusunda çok da bilgili ve hip hop konusunda çok da dinleyen bir insan değilim ama sizi gerçekten başarılı buluyorum. Teşekkür ederim. Ve çok 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 ilerlemenizi istiyorum. İnşallah eksik olmayayım. Bu konuda belki teknik olarak bilmediğim bir takım şeyler olabilir ama teknik açıdan gerçekten yeterli bir duruma geldiğiniz zaman dünyaya açılabileceğiniz konusunda bunun bir hayal olduğuna inanmıyorum. Neresi dünya? Mehpare Hanım, bu konuda da bir hani siz neresini düşünüyorsunuz? Çünkü dünyaya açılmak dendiği zaman işte hep hani neresi? Almanya mı? Fransa mı? İngiltere mi?
Hepsi... Avrupa olabilir, Asya olabilir. Ne Avrupa olursa, diye de bir dünya yok aslında. İnsanların sizi dinlemesi önemlidir. Mehpare Hanım, şimdi sanatçılardan bir şey beklerken onları tabii ki çok iyi niyetle, iyi yerlerde, güzel yerlerde görmek isterken bir yandan da acaba halk da mı sanatçıların aklını karıştırıyor diye düşünmeye başladım. Yani sizin dünyaya açılmak dediğiniz, çünkü neresi? Yani İspanyolca konuşulan yerler mi? O öyle büyük bir dünya ki, dünyanın o tarafına gittiğiniz zaman hayret ediyorsunuz. Yani bu sanıyorsunuz ki yani her yerde İngilizce konuşuluyor. Halbuki öyle bir İspanyolca konuşulan ülkeler topluluğu var ki, herkesin İspanyolca müzik dinlediği, bütün müzik televizyonlarında deli gibi herkesin İspanyolca dinleyip kendinden geçtiği, zıpladığı, bağırdığı, çağırdığı, ya bütün bir Latin Amerikan kıtasından ve çevresinden bahsediyoruz. Amerika'dan bahsediyoruz. Ayrıca da Avrupa'dan bahsediyoruz. Öyle bir İspanyolca var ki, örnekse Türkiye'den o dünya hiç bilinmiyor. Bir Portekizce var. O Portekizce de kendi müzisyenlerini, kendi adamlarını taşıyor. Bir tarafta benim Türk müzisyenlerin çok ilgilen, yani İbrahim Tatlıses dışındaki müzisyenlerin artık lütfen ilgilenmeye başlamaları gereken bir Arap ülkeleri var. Kuzey Afrika'nın bir köşesinden ta Lübnan'a kadar Suudileri bir tarafa bırakın. Onlar dinlemeseler de olur. Kuzey Afrika'dan batıdan Lübnan'a kadar olan bir yerde öyle bir müzik alıcısı var ki, öyle bir kitle var ki, şu anda da oraya dizi satmakla meşgulüz. Yani tacirler, yani dizi üreten tacirler anlamış durumdalar. Televizyonlar anlamış durumda. Orada bir para var. Oraya gönderiyorlar bu dizileri. Fakat müzisyenlerin hala aklı kesmiyor. Oraya birkaç tane şarkıcı da gönderiyor. Oraya şey gönderiyoruz. Reklamlarda oynasınlar diye. Kızları, oğlanları gönderiyoruz. Orada diyoruz ki aman Araplar yerlere yayıldılar, bayıldılar. Dayanamıyorlar, yaşayamıyorlar. Kıvançsız yaşayamıyorlar. Öbürüsüz ölüyorlar filan. O orada bir sürü müzik televizyonu var. Bir sürü yapım şirketi var. Hatta onlar Türklere daha yakın. Bir başka dünya var. Doğuya doğru, uzak doğuya doğru. Korkunç büyük bir dünya. Ama aklımız sadece Berlin, Paris, Londra, New York diye düz bir çizgide çalışıyorsa, bizim orada hiçbir zaman başarılı olma şansımız yok. Galiba böyle bir mecburiyetimiz de yok. Her Türk çalışmalı, okumalı, askere gitmeli, evlenmeli, vatana millete hayırlı çocuklar yapmalı ve ne yapıyorsa onu New York'a götürmeli diye bir kural yok. Okan Bey, benim bildiğim dil sadece İngilizce, kendi dilim haricinde. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mutlaka New York'a, Amerika'ya, oraya buraya açılmamız gerekmiyor. Dünyayı bir bütün olarak ele alırsak eğer, Türkçe dilinde birçok yaptığım işten dolayı dünya üzerinde birçok yere gittim. Türkçe dili de, müzik eğer evrensel bir dil ise gerçekten, Türkçe de gerçekten dünya üzerinde birçok yerde, dediğiniz gibi Arap ülkeleri değil, sadece diziler bazında değil, yakışıklı erkekler olduğu için değil, Türkçe dili de gerçekten kabul edilebilir bir dil. Çünkü müzik eğer evrensel bir dilse biz bunu kabul edebiliriz. Ama biz işte taşımamız lazım değil mi? Kabul edebiliyoruz. Yani Barış Manço, Barış Manço, keyif alabiliyoruz. Barış Manço nereye gittiğinde, Kore miydi? Japonya. Japonya değil, başka bir yere de gitti. Japonya, tamam, peki ben yanılıyorum. Japonya'ya gittiğinde gözlerimize inanamadık. Bir takım bayrak sallayan Japonlar, yani delirmiş gibi hoplayıp zıplıyorlardı filan. Bu bize bir şey gibi geldi, skeç gibi geldi, tiyatro gibi geldi, gerçekti. Ama Japonya bizim kültürümüzle gerçekten ilgileniyorlar. Benim de Açık Ara Bulkon diye bir parçam vardı. Özellikle onun video klibini isteyip büyük müzik kanallarında çok uzun süre döndürdüler ve listelerde bir numara falan oldu Japonya'da bu parça. Bir şekilde buradan biri keşfediyor bunu, istiyor video klibi. Belki klibin içerisinde, parçanın içerisinde Akebona'dan, onların çok büyük saygı gösterdiği bir sporcu, Japon efsanesi kendisi. Ondan bahsediyordum, Akebona gibiyim yani. Öyle bir örnek vermem belki onları etkilemiştir bir şekilde ama o parçanın Japonya'da hiç İngilizce ve Japonca haricinde bir şey dinlenmeyen bir ülkede Türkçe parçanın listelerde bir numara olması. İşte böyle şeyler şansı olmalı ki
bir şekilde açılalım yani. Hayır ama insanların istediği başarıyı da anlamıyorum. Yani o zaman Barış Manço çok başarılı oldu. Yani bence aynı şey zaten. New York'ta gerçekleşseydi bir büyük salonda o konseri izleseydik mesela bambaşka bakılacaktı. Halbuki şimdi çocuklarımızı biz bunu şu anda televizyondan anlatıyoruz. Çocuklar neye göre büyüyecekler? Yani bütün fütürist yazarlar, işte gelecekle ilgili bir takım projeksiyon yapan yazarlar, ekonomistler, bilim adamları hepsi dünyanın rotasının, ya yani ticaretin rotasının, kültürün rotasının tamamen doğuya ve uzak doğuya döndüğünü, ileride Amerika kıtasının ya da Avrupa kıtasının, eski kıtanın fakir, aciz, özellikle enerji kaynakları açısından, özellikle yiyecek açısından çok kötü durumda olacağını, bütün şirketlerin, uzak doğulu şirketlerin zaten bunları satın almaya başladığı falan filan, bütün bu istikametin bu yöne kay. Yani niçin hala şeye gitmek gerekiyor anlamıyorum ki. Yani hani bir de o dünya yanlış tarif ediliyor. Yani yurt dışına açılmak, yurt dışına nereye açılıyoruz? Özür dilerim biraz uzattım ama yurt dışı, yani hangi komşumuza doğru açılıyoruz? Hangi komşumuzu tanıyoruz ki hangi komşumuza açılacağız? Yunanları tanıyor muyuz? Hayır. İranlıları tanıyor muyuz? Hayır. Suriye'yi tanıyor muyuz? Hayır. Irak'ı tanıyor muyuz? Hayır. Rusları tanıyor muyuz? Biraz. Söyle şeyi ortada. Diğer komşumuzu söyle. Gürcistan. Bulgaristan. Bulgaristan'ı tanıyor muyuz? Hayır. Yani tanımıyoruz. Var mı şöyle bir ya şuradan şeyden geçtik de hani o yörenin insanları dışında. Hani şuraya gittik bir tatlı yedik geldik filan. Hatta vizeler de kaldırıldı şimdi. Uçaklar da gidiyor. Otobüsler de gidiyor. Hani bir gittik bir yemek yedik geldik orada da çok güzelmiş falan. Şuraya gittik filan. Hayır. Buralara açılmayı düşünen yok. Hiç kimse etrafa açılmıyor. Ya düşünsene bir Avrupa'da bir ülke düşünelim mesela. Fransa'nın bizim durumumuzda olduğunu düşünsene. Mesela çevresinde Almanlar var hiç tanımıyor Fransızlar. Hiç oraya geçmemişler. Hollanda'ya hiç gitmemişler. İspanya'ya geçmemiş. İtalya'ya geçmemiş. Böyle yaşıyoruz. Bu saçma bir şey. Yurt dışına açılmak deyince neresi yurt dışı ben hala anlam veremiyorum. Yani bunu tamamen bütün sanatçıların oturup biz nereye gitmeliyiz diye düşünmesi yani lazım. Yani mainstream bir sanatçı olmak anlamında söylüyor hanımefendi. Bence yani dünya çapında tanınan isimlerden bir tane. Ricky Martin gibi mesela. Latin Amerikalı bir sanatçı ama bir dünya tanıyor. İşte Ceza'da Türk bir sanatçı artık dünya tanıyor. Ama işte baktığın zaman Ricky Martin 20 sene kendi dilinde müzik yapıp İngilizce yapmaya başladıktan sonra dünya çapında tanındı adam yani. E tabii kendisi bir de sen öyle Ricky Martin gibi fırlatma bir tip de değilsin. Onu götürdüler Amerika'ya. Amerika'dan nişanladılar dünyaya. Öyle bir şey değil ki senin yaptığın. Ya yani o otantik İspanyolca parçalarıyla bilmem ne çıkmış bir adam değil. Neydi herifin adı öbür Cayetano Veloso falan gibilerden bir adam değil yani. Hani o da tabii İngilizce standartları yapınca filan meşhur oldu ama çok daha fazla meşhur oldu ama bayağı bir öncesi var adamın yani. Uzun bir gençlik üretim dönemi var. Ama yani hani hem senin gibi çok lokal bir müzik yapılacak, hem evrensel olunacak, hem de bir yandan Türkçe konuşulacak. Vay vay. Zaten hani yaptığım işte kesinlikle ben dünya standartında bir iş yaptığıma kendim inanıyorum zaten en başından beri ama bunun pazarlanması, dünya çapında tanınmak için yapılması gereken yollar çok sistemin içerisinde ve çok yönlendirilmeyle oluyor maalesef yani. Kendi bildiğim yolla maalesef o hanımefendi dediği gibi dünya çapında her ülkede müzik kanallarına gireceğim, listelerde dinleneceğim. Her gittiğim ülkede 10 bin kişilik konserler vereceğim falan. Bu biraz ütopya oluyor artık yani. Sanki şey gibi yani Grammy ödülü aldın mı yok o zaman sen başarısız müzisyensin gibi. Yani, peki yaşlanınca ne olacak? Vallahi yaşlanınca... Ya ben sağlığım ömrüm el verdikçe bu işi yapmak istiyorum, devam ettirmek istiyorum. Onun haricinde... Ya senin müziğin buna izin veriyor mu türü? Veriyor çünkü örnekleri var gerçekten. Ya 40 yaşın üzerine geçmiş artık Dr. Dre'ler olsun, diğer onun etrafındaki insanlar olsun. Halen daha bu belli isimler bunu üretiyorlar. Demode gibi mi duruyorlar yoksa hayır? İşte o başarıyı yakaladıkları için yani o yaşta halen daha popüler gibi durabiliyorlar yani. Çünkü müzikleri yaptıkları andan pazarlama şekilleri falan her şeye çok olağanüstü seviyede ve hala daha dünya çapında. Ama onların haricinde bizim takip edip dinlediğimiz ve halen işini çok iyi yapan 40 yaşın üzerinde rap sanatçıları, rock sanatçıları, farklı tarzda müzik yapan sanatçılar da var yani. Bu sizin kendi elinizde olan bir şey. Sağlık ve ömür verdikçe ve içinizdeki ilham ve duygusallık devam ettikçe üretkenlik bence ölene kadar insanlara bir şeyler sunabilirsiniz yani. Şöyle bir deneyimin var mı?
kimi adamlardan çıktığı gibi Avrupa'daki böyle slam, slam diyor musun sen de ona? Slam eskiden Muhammed Ali'nin yaptığı olay. Yani biraz daha doğaçlamaya yönelik olan şiirsel anlatım. Müzik yok. Müziksiz, evet. Böyle büyük, öyle bir herif var. Büyük hasta beden adı. Grand Corps Malade. Yani o sadece söylüyor. Ama aynı zamanda bir tür şey gibi. Yani senin müziksiz halin gibi. Anladım. Last Poet vardı benim ilk duyduğum. 1970'lerde, evet, 60'tan sonra Last Poet. İşte onlar mesela yaptılar onu bildiğim gruplar arasında. Ama sende öyle Ursula... şey var, öyle şairane bir şey var. Ama o sadece sana özgü. Yani senin hakikaten orijinal işin yani. Kimseden kopyalanmamış. Dolayısıyla birilerine benzetmeye gerek yok ama belki bir yabancıyı anlatsak benzetiriz. Yani bu da şunun gibi filan deriz. Yani daha iyi anlaması için. Yani evet. Yani ben akapella olarak yaptığım şeyler var. Kendi yazmış olduğum ve müziksiz olarak ifade ettiğim, söylediğim durumlar olabiliyor bazen şov sırasında. Ya da mesela burada da bir sonraki performansta yapabilirim. Örnek olarak gösterebilirim. Güzel. Peki. Arasında şey laflar var mı? Saat kaç oldu? Reklama giriyoruz da reklamdan sonra 2:20 geçiyor. Yani o zaman hani şeyli söyleyebiliriz reklamlardan sonra. Hani kimi sözcükleri sansürlemeden de 2:20 geçtiğine merak göre etme, tamam. Ya bir bakarız peki. Hadi kısa bir reklam arası, hemen dönüyoruz. Hey hey. 20'lik mikrofon. 10. köy. 10. köy. Hey 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 hey. Sapır sapır dökülür yere, patır patır ayak sesleri vardı. Düşmanın yok oldu hatırlarsın zaten. Kılmakla yok birinde çatır çatır. Demekler şadır bandın başında takıldım kaldım bir gece. Hakkı vardı kahvenin paslı bakır hepsi de. Yakın tanır hepsi beni, iyice bakın hepsine. Tamam takım hazır ancak bakım az yüksek tanımlanır. Aklım hızlı yakındım bakındım boş yere. Sen de kendi bir güldüysin hiç tükenmedim derdinle. Her gün aklına dikkat et hep iş güzel bir kuruştuysan. Kendi namına işlersen kalbına farkı dolmuş düşman. Tuttu zaten arkadaşlıklar, tasarlar toplu kapış yap. Gel gelinim, problem çok, kalk gidelim hadi çok dolu yok. Karagin dostunu seç, yok bek bol, balabandın ekmeğini. Ne sok, kala kaldın öyle gelip bir soktun. Yara varsa kapı yoksa, sen kara borsalarda ama çıkmışsın. Ama gidin anladın, unutmuşsun. Çok ötersen, sakın yalan konuşma. Eğer ki aldatansan, veyahut aldanamsan. Yalanlara kanarsan, belki kandıransın. Elinde yoksa iyilik gel karşıma öyle konuş. Ama önce mimini bir mikrofonunu get. Mimini bir mikrofonunu get. Mimini bir mikrofonunu get. Mimini bir mikrofonunu get. Düşüncenin son damlasına kadar yazabildiğini yaz. Üçgenin tam ortasında kaldın bize çaldın o saz. Elinden kaymak olsa yenmeyecek bir kıvamda tam. Belirsizlikler içimde üç maymun geldik gidiyoruz. Gel doğru her zaman her yerde söylenmez biliyorsun. Gel zaman git zaman hesap duymayınca uğruyorsun. Bende var bir damar aklımı durmadan yazıyorum. Penaltıdan gol attığımda tabelaya bile koymuyorum. Gerçeklerden uzaklaştırdı komple kurguları. Seksi memnu yaşantısı eski roman yalanları. Belki bir an inandılar bir anlık gafletin kurbanları. Akıllı bir yaşam sürmeyen tüm yılanları. Kuklaların ustaları çalıştıkça çalıştı. Çalıştıkça çalıştı. Çalıştıkça çalıştı. İplerini kopartamayan alıştıkça alıştı. Alıştıkça şaşırdı. Şaşırdıkça karıştı. Çok öpersen sakın yalan konuşma. Eğer ki aldatansan veyahut aldanansan. Yalanlara kanarsan belki kandıransın. İçinde yoksa iyilik gel karşıma öyle konuş. Ama önce limini mi mikrofonunu get. 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 Kemik çatırdatmak zor işmiş. Çatlattım ben birçok iskelet. Sevdasız mezranlarım topraklarında. İlhamsız geçen günleri yazmadım. Zaten dünyanın uzaydaki yeri bulunmuş. Artık kaybolmayız. Kimi zaman en baştasın. Dönülmez bir akşamın ufkunda bizden. Lan yoldayız bazen en sondayız. Bin bir hile düzen kesilseyle yol kat etmeyin. Kendinizden başka insan yok sayıp kat etmeyin. Kendinize bir gelin. Önce öyle dönüp ilerleyin. Önce kendinize gelin. Sonra dönüp ilerleyin. Hiç kimseye dönük kırçık bir yaşam vaat etmeyin. Haksız olan kimse eğer susmayı bilmeli. Haklı isen konuş, haklı olan konuşsun. Haklı olan konuşsun, haklı olan konuşsun. Eğer hakkı yoksa bırak, yanlış olan bir sussun. Haklı olan konuşsun, doğru olan konuşsun. Çok
çok öpersen sakın yalan konuşma. Eğer ki aldatansan veyahut aldanansan, yalanlara kanarsan belki kandıransın. İçinde yoksa iyilik gel karşıma öyle konuş. Ama önce mimimi mikrofonunu get. 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 Öpersen sakın yalan konuşma. Eğer ki aldatansan veyahut aldanansan, yalanlara kanarsan belki kandıransın. İçinde yoksa iyilik gel karşıma öyle konuş. Ama önce mimimi mikrofonunu get. 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 Bak sen, haydi kalk sen, haydi rock sen, haydi rap sen. Şimdi bas sen, haydi kalk şimdi. 10. köy, haydi, haydi kral çıplak. Diss bence olabilen, olması gereken bir şey rap müzikte kesinlikle. Ama tabii ki artık ben bunu biraz azalttım son dönem kendi yaptığım sözler. Çünkü çok fazla kaldırabilen insan, bunu çok fazla anlayabilen insan maalesef yok. O yüzden daha herkesi ilgilendirebilen şeylere daha fazla değinmeye başladım. Mercan Dede ile ilgili ne düşünüyorsun? Çok başarılı bir sanatçı, çok iyi bir arkadaş aynı zamanda kendisi. Ne yaparsınız onunla buluşunca? Valla onunla o kadar ilginç bir yerde rastladık ki, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Çankaya'da davetliydik. Ha, sen bir de oraya gittin, evet. Evet. Ne giymiştin? Smoking giydim. Davetiyede smoking yazıyordu. Benim de çocukluğumdan hep smoking dedim, akla uzun böyle arkadan şeyler falan, frak böyle papyon mafyon. Ben o yine frak. Papyonla gittim aslında ama frak giymedim tabii ki. Gittiğimde zaten hani birazcık çekiniyordum, acaba sorun olur mu girerken falan, şimdi kurallara uyalım falan derken papyon takan 30-40 kişiden bir tanesiydim zaten. Yüzlerce kişi hep kravatla falan gelmiş, sakallar falan uzun böyle normal yani. Ben biraz daha fazla ciddiye aldım herhalde olayı. Gittik orada rastladık işte tesadüf eseri Mercan Dede ile. O ne anlatıyordu, sen ne anlattın yani orada hani o makamda olmanızın aranızda dedikodusunu yaptığınız... Durumu neydi izlenimleriniz? Ya aşırı ağır bir protokol var zaten. Hani oradaki etrafınızda bir sürü politikacılar. Sanat camiasından çok az insan vardı. Yani onlardan bir ikisiydik biz zaten. Müzik camiasından diyeyim daha doğrusu. Düşündünüz mü niye bizi çağırdılar da? 1,5-2 saat falan tek başıma şöyle durdum zaten. Etrafta böyle insanlar muhabbet ediyor. Birbirini tanıyan insanlar falan. Hiç tanıdığım bir tane sima yoktu yani. O televizyonda, haberlerde gördüğümüz politikacıların haricinde. Sonra onların Mercan yanında zaten gidemedik. Ve sarıldınız. Sonra bir baktım Mercan dedi orada. Direkt hemen gittim falan sarıldık. O da zaten sevindi gördüğüne beni. Çünkü onun da canı sıkılmış biraz. Ama güzel bir heyecan verici bir ortamdı aslında. Öyle büyük tarihi bir yerde de bulunmak. Yani Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmak. Yani heyecan verici bir andı sonuçta. Bu hangi hükümet ne olursa olsun fark etmez bizim için. Tarihi bir olay yaşadık diye düşünüyorum. Oraya davet edilmek de bizim için bir şereftir aynı zamanda. O en son orada rastladık. Aynı zamanda kendisi benim için gerçekten çok büyük saygı duydum. Çalışmalarımı beraber yaptığımız çalışmaları zevkle yaptığım insanlardan bir tanesidir yani kesinlikle. Niye sizi çağırmışlar? Vallahi ben de ilk düşündüm acaba niye diye de ama. Bilmiyorum ya. Açıkçası. Herhalde seviyorlar bizi. Başarılı olduğunuz için tabii ki. Ve Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğiniz için. Çünkü biraz önce reklam arası verdiğimizde de arkadaşların, yani çalışma ailen diyelim, beni uyardılar. Ya bu adam kendisini ifade edemez. Halbuki işte Türkiye'nin yurt dışına en çok konser veren sanatkarı, müzisyeni Barış Manço'dur. Konserleriyle onu dahi geçti. İşte 9 milyon, 10 milyon tıklanan videoları var internette. İşte Mısır'a gidildiğinde herkes bize Cezayir'i soruyor falan filan. Bir sürü şey anlatıyorlar arkadan filan. Dedim ne yapayım yani, adama soruyorum ben bu soruları. Anlatmıyorsa ne yapabilirim yani? Ben onun hayatını yaşayıp da hani... Doğru, haklısınız. Zaten lafı fazla uzattığım için şikayet ediyorlar. Bir de sen anlatmazsan hani, sen çekingen olursan ben nasıl anlatayım hani senin yaptığın güzel işleri? Yani... Yani öyle arada unuttuğum şeyler de var tabii ki yani yaşadığımız. Çok önemli bir şeyi unuttum. Birçok mesela Arap ülkelerinden
rapin yasaklandığı ülkelerde rap yapmaya çalışan müzisyen arkadaşlarımız var. Benim müziklerimi coverlıyorlar kendisi. Hani illa açılmak, illa batıya demek anlamında değil benim için de. Bu en şekilde ilham gittim. Vermek ya da bestelerini aynen, kullanması da çok önemli. Aynen, kesinlikle öyle. Brezilya'da bir çok önemli bir firma bir müzik yaptırmış. Oradaki müzik yapan, rapi yapan arkadaşlar herhalde hiç kendileri beni çok iyi tanıyorlardı herhalde. Başkalarının farkına varmayacağını düşünerek benim müziğimi kullanarak reklam müziği falan yaptılar. Onunla ilgili biraz sorun falan yaşadık bununla ilgili. İspanya'da ve Brezilya'da. Yani sonuçta bir şekilde takip ediliyoruz tabii ki ama o dediğimiz gibi mainstream olayı olmuyor yani. Tamam, videolarımız milyonlarca kere izleniyor. Birçok olaylar yaşıyoruz ama büyük patlama yapmak için daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Mesela Fatih Akın'la yaptığımız çalışma Cross in the Bridge filmi. Evet, çok çok önemli bir çalışmaydı benim için o. Çünkü evet. Yaklaşık 80'e yakın ülkede, belki daha fazla ülkede yayınlandığını biliyorum o filmi sinemalarda ve DVD anlamında ve satışa da sunuldu aynı zamanda. O film yayınlandıktan sonra çok inanılmaz dönüşler aldım ben o filmle ilgili. Yani hayatı boyunca kendi ülkesindeki rap müziği dinlememiş olan insanlar benim müziğimden etkilendiklerini söyleyen bir sürü yorumlar aldım yani. Brezilya'dan olsun, Japonya'dan olsun, işte Amerika ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, Asya'dan. Evet, görüştüğümüz dostlarımız var. Hiç raple alakası olmayan müzik, etnik müzikler yapan insanlarla bir diyalog halindeyiz şu anda. Belki onlarla çalışmalarımız olabilir albümün içerisinde falan ama öyle çalışmalar mesela çok önemli, etkiliyor yani. Belki bir video klip çekseniz bütün müzik o ülkelerdeki müzik kanallarında yayınlansa bu kadar etki yaratmazdı yani. Ama o film gerçekten benim adıma, yani kendi adıma büyük bir olaydı yani, kesinlikle diyebilirim. Tanımamız açısından ve aynı zamanda o filmde bulunmak da çok önemliydi benim için. Sence bir rapçi evlenebilir mi? Evlenebilir tabii ki. Çocuk sahibi olursa onun da çocuğu rapçi mi olur? Yok yani, bilmiyorum. Çocuğa aslında özgür bırakmak gerekiyor yani. Onun çünkü... Belki büyük babaya çeker seninki. Rapçi olur. Vallahi iyi müzisyen olsun da... Müzisyen olmasını istersin. Tabii ki müzisyen olmasını, bir sporcu olmasını, başarılı olmasını isterim açıkçası seçtiği şeyde. Eğitimin haricinde tabii ki. Üniversite ya da sonuna kadar eğitim için, çocuğum için elinden geleni yapmak isterim yani ben. Okuması için ve okumayı sevmesi için. Ama tabii ki bir uğraşta seçerse müzik gibi, spor gibi bir şey, onda da çok başarılı olması için elimden geleni yaparım yani. Hala bu programda sana hani büyüyünce ne olmak istiyorsun gibi soracakmışım gibi geliyor bana. Yani o, çünkü hep çok genç, yaptığın iş hep çok genç, hep gençlerle bağlantılı. Yani hani şöyle bir şey düşünemiyorum. Filmlerde izlediğimiz şarkıcılar gibi yaşlanıyorlar. Dinleyicileri de yaşlanmış oluyor ve onlar işte kendileri gibi yaşlanmış olan dinleyicilerine bir yerde konser veriyorlar ve herkes bu eski şarkıları dinlemekten dolayı çok mutlu oluyor. Yani bütün dünyada olduğu gibi, bizde maalesef olmadığı gibi, biz yaşlanmış olanı hemen çöpe atmaya kalkıyoruz ülkemizde. Halbuki işte 80'lerin şarkıcıları, 90'ların şarkıcıları, bestecileri, hepsinin bir alanı var. Hani belki işte bugünün müzik televizyonu yıldızları gibi dolaşmıyorlar ortalarda ama hani bir kitleleri var ve o kitle talep etmeye, onlar da üretmeye, hatta eski şarkıları tekrar söylemeye devam ediyorlar ve geçimlerini çok güzel sağlıyorlar. Senin işin hep çok genç gibi görünüyor gözüm. Sana öyle görünüyor mu bilmiyorum. Bana hep sanki buradan başka bir yere geçecekmişiz gibi geliyor. Yani benim işim de öyle geliyor. Ben de buradan başka bir yere geçeceğim. Büyüyünce bir şey olacakmışım gibi bana geliyor da. Bana da hep öyle geliyor. O hiç değişmedi yani. Sonuçta bir nokta varmış sanki, o noktaya daha gelmemişim gibi bir his var içerisinde. Büyüyecekmişiz içinde. Gibi değil evet. Mi? Yani o çocuksu ruh halen daha vardır içimde benim. Dinleyici kitleme baktığım zaman da mesela her yaştan insanlara rastlıyorum ama çocukların dinlemesi çok önemli, yapılan müziği ya da sunulan bir sanatı. Çocukların takip etmesi çok önemli. Bu geleceği vaat ettiğini gösteriyor yapılan işin. Mesela Amerika'daki show business olayının en önemli sektörlerinden biri olan ülkede çocuklar, eğer bir şeyin alıcı kesim çocuklar düştüyse, çocuklar seyretmiyorsa ya da almıyorsa o şeyi, albümü ya da programı, o program ortadan kalkıyor ya da o sanatçının işi direkt bitiyor yani. Çünkü orada sınır gerçekten çocuklardır yani. Eğer çocukların alım olayı düştüyse bu olay bitmiştir demek. Ne mutlu bize ki bizi her yaştan 7'den 77 insanlar dinliyor. Çünkü çocuklar her zaman en saf, en temiz dinleyicilerdir yani. Evet. Ben nasıl küçükken etkilendiysem çok iyi sanatçılardan, şu anda halen daha dinlenen sanatçılarsa onlar, demek ki doğru bir şey yapmışım ben çocukken de. Çocuklar da aynı şeyi yaptıklarını düşünüyorlar bence. Ben çocukken etkilendiğim şekilde çocukları etkileyebiliyorum yani. Ya belli bir yaşa geldikten sonra yapmacık olmaya başlıyor insan. Ya bir bayan yüzünden ya da bir erkek yüzünden bir kültürü seçebiliyor dinlediği müzik tarzını ya da giyim tarzını. Ya da
ortam dinliyor ya çoğunluk dinliyor diye ya da sınıflandırıldığı için sadece belli bir tarz müzik dinlemek istiyor olabilirler ama çocuklar her zaman gerçekten beğendiği şeyleri dinlerler yani. Çünkü en temiz, en saf dinleyiciler onlardır kesinlikle diye düşünüyorum. Etrafında çok fazla dinleyici görüyor musun? Samimi olarak soruyorum. Yani yani konserlerinde dinleyicileri görüyorsun. Çünkü adam Hı-hı. dinleyici gelmiş, para vermiş, seni dinlemek için hazır. Hı-hı. İyi bir alıcı o. İyi bir insan, iyi bir tüketici. Hı-hı. Hani bu vahşi tüketim dünyasında hani aptalca, şuursuzca tüketen bir tip değil hani. Hı-hı. Dükkana gidip torbalarla çıkıp o torbalarla karıncalar gibi evine o satın aldıklarını taşıyan, çöp evlere dönüşen aileler filan. Yani böyle değil. O direkt kültürü almaya gelmiş. Hani beynine bir şey alıyor. Yani ama onun dışında misafirliğe gittiğin yerlerde ne bileyim işte birileriyle tanışma. Benim başıma geldiği için soruyorum. Bir eve gidiyorum. Çok güzel eşyalar var. Çok güzel işte mobilyalar almış falan filan. Bir tane şey koymuş. İşte bir havalı böyle bir şey. Hani CD'lerin de göründüğü alet edevat var ya böyle filan. Orada bir tane CD duruyor. Böyle bir lounge müzik CD'si. 3 ay sonra bir daha aynı eve gidiyorsun. Yine aynı CD doluyor böyle boynu bükük. Orada duruyor. Demek anlıyorum ki bu adam hiçbir şey dinlemiyor. Dinlemiyor, dinleyici değil. Bir yere gidince oynuyor filan. İşte az buçuk bildiği şarkıları söylüyor. O konuda da biraz problemimiz var. Maalesef. Yani. Yani. Neydi o? Herkes bir araya gelince söylediği şarkının adı neydi? Yani Fış Fış Kayıkçı mıydı şey? Kayıklara da biniyoruz, gökte de yıldızlar var, ay ışığı da çıktı. Ha, bir Seybeli'de. Hep onu söylüyorlar, Fış Fış Kayıkçı diyorum. Ondan sonra hep bir Seybeli'de, ya o kadar artık tarih oluyor. O arada hiçbir beraber söylenecek şarkı gelmemiş mi takım marşı dışında? Yani garip geliyor bana. Böyle insanlar görünce üzülüyor musun onlar için? Ben üzülüyorum yani. Yani işte söylenecek bir şey yok yani. Peki. İnsanların kendi seçimi. Peki. Harflerden gidip kelimeler soracağım. A, B, C, Ç diye. Hızla bana cevap verirsen mutlu olurum. Ağır kelimesiyle ağır bir iş yaptığını düşünüyor musun? Ağır. Ağır. Ağır kelimesiyle ağır bir iş yaptığımı düşünüyorum zaman zaman. Anlaşılmak, anlaşılamamaktan çok korkuyor musun? Eyvah anlaşılamıyorum, anlaşılamıyorum. Korkmuyorum da. Anlaşılamayacağımı bazen tahmin edebiliyorum çoğu zaman ve üzülüyorum anlaşılmadığı zaman yaptığım işin. B, bar. Neyi çağrıştırıyor? Bar. Bizim yaptığımız müzikte barlar vardır böyle koyduğumuz şey, kanalları Anladım. Koyduğumuz. O geliyor aklıma ilk. Çocuk hiç içmiyor. Evet. alkol B ile bölünmek. Bölünmek. Hiç bölündüğünü düşünüyor musun? Kendi içine bölünüyor musun? Tabii ki. Bazen kendime çelişki yaşadığım oluyor. C ile cins. Cins bir tip olduğunu düşünüyor musun? Cins. Kimine göre öyleyim kesinlikle. Ne derler? Cins derlerse kızar mısın? Hey cins misin ya falan. Vallahi sokakta derlerse öyle bir tepki verebilirim. Aynen bir ortamda. Ç ile çizme. Çizme. Hiç alakan yok biliyorum. Çizgi roman. Çizgi roman severim. Neler? Severdim yani daha doğrusu eskiden o tarz çizgi romanları. Şu anda mizahi dergileri okumayı çok seviyorum. Kimler sevdiğin bir mizah? Yiğit Özgür'ü mesela çok seviyorum. Büyük hayranıyım kendisinin. Penguen ve Uykusuz dergilerini takip etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. D ile destek. Hayattaki en büyük destek. Hem kim? İhtiyacımız var hem vermeye hem de destek almaya ihtiyacım var yani kesinlikle hayatta. Kim en büyük destekçin? Ailem ve arkadaşlarım tabii ki. D ile yine dağ. Dağ. Severim dağları aslında ya. Yalancı ne? Vallahi dağları severmiş. Dağla yani, alakalı. Hatta planımız var bir dağa gidip böyle bir kamp yapmak. Hiç hayatım boyunca yapmadım öyle bir şey. Hevesleniyoruz bir dağa gidip böyle sessizlik, sakinlik, biraz daha doğayla baş başa kalabileceğimiz, biraz daha hafif macera yaşayabileceğimiz bir yer açıkçası istiyorum yani. Neyse diğerleri daha önce gitmiş olsun lütfen. eğlence. İçinde bulunduğun sektöre eğlence sektörü diyor musun? Eğlence sektörünün bir parçasıyız aslında ya. Farklı bir açıdan yani farklı amaçları da olsa. Çünkü biz biraz daha hani duygusal şeyler de ağırlıklı. Yani sadece güldürmek, sadece eğlendirmek değil yani amaç bizde. Ev. Ev sahip olunması gereken bir şey bence. Ve yani kendi açıma, kapısının olması gereken mi yoksa evin içindekilerle beraber hani bir evim var.
Yani aynen. İnsanın kafasını sokabileceği bir yer olması anlamında dedim. Ve benim ev anlamında kendimi en özgür hissettiğim ve en rahat hissettiğim yerim yani dünyadaki. Nedir evin? Kiralık mı, senin mi? Kiralık şu anda. Kiralık. Kaç metrekare bir yer? 150 metrekare bir yer. Güzel. Kafan giriyor. Hatta başkalarının da kafası girer. Fark, F. Ne farklıdır sence? Her şey farklıdır. Fert, F ile. Fert. Birey. Birey. Toplum için doğru bir fert misin? Kimine göre değilim belki de. Sence? Yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum yani kesinlikle. Yanlış yönlendirmediğime inanıyorum insanlara. Ne diyor beni Amerikalılar dinleyenler filmlerde söze başlarken? Vergisini ödeyen bir vatandaşım. Aynen. Türkiye'de genellikle kullanmıyoruz. Vergiyi veriyoruz zaten, zorla alıyorlar. Dolaylı yoldan her şeyin üzerine koyuyorlar, zorla alıyorlar. Onun için biz vergisini veren vatandaşız diyemiyoruz. Aynen. Vergimi yani aslında öyle söylememiz lazım. Örnekse ben o kadar çok vergi veriyorum ki kurumlar üzerinden ve tek başıma. Tek başıma daha az veriyorum. Onun için ismim pek çıkmaz. Listede o kadar başlarda değildir ama kurumlar olarak çok veriyorum hakikaten. Ve hiç böyle mesela o bana hani lafa girerken öyle diyemiyorum. Ben vergisini ödeyen bir vatandaşım diyemiyorum. Dolaylı olarak tecavüze uğramış bir vatandaşım diyebilirim. Hırs. H ile. Hırslı biri misin? Evet. Çok mu? Çok. Peki yine hırs ve yine H ile başlayan bir kelime. Huzur. Nerede huzur? Dağda. Dağda, evde. Issız. Issız ortama da ihtiyacım var açıkçası ya. Biraz sessizliğe, sakinliğe. Bu şeyde kafam bir bulandı mı? Hani kızlar böyle bir ıssız adam, ıssız adam bir dalgalandılar kızlar. Bir oğlan çıktı böyle. Neydi çocuğun adı? Bir çocuk çıktı böyle şey, yosun gibi saçı olan ıssız adam diye. He? Cemal. Ondan sonra öyle bir ıssız adam bir ayıldı bayıldı filan. Ama çocuğun da filmi filan, film çok muhteşem film. Evet, güzel. Güzel de oynamış değil mi orada? Orada böyle bir ıssız adam oldu. Yani herkes ıssız adam oldu. Reha Muhtar bile ıssız adam oldu. Bütün yazar herkes ıssız. Bizim bildiğimiz Reha Muhtar. Çok iyi bir yazar. Fakat çok kötü bir televizyon suratı. Harikulade bir yazar. Bayılıyorum ama Reha bile ıssız oldu. Issızım. Issız oldu filan. Sende bir ıssızlık olmadı o sırada. Özenir misin böyle şeylere şimdi şu moda diye? Ben işte hep çocukluğumdan beri tam tersine gitmeye çalışıyorum birçok şeyin. Peki. İş. İş sana neyi hatırlıyor? Yaptığına iş olarak bakıyor musun? İşe gidiyor. Nereye? Mesela sevdiceğin soruyor. Diyor ki nereye sevgilim? Diyorsun ki işe gidiyorum. Der misin işe gidiyorum? Yani esprili şekilde dediğim oldu. Birkaç kere kullandım o şekilde. İşe gidiyor. Evet, güzel. Kış. Soğuk. Güzel. Leke. Çıkabilir. Güzel. Memuriyet. M ile. Babam aklıma geliyor memuriyetten de zaman. Çünkü babamın yaşantısı da çok zordu kendince. Onun da çok farkındaydım. Hemen uyuya atlıyorum. Uyku. Büyük ihtiyaç. Uyur musun? Tabii uyurum. Tam bir arkadaş buldum sanıyorum. Uyurum diyen arkadaşla arkadaşlık edemem. Uyur musun? Uyurum. Mecbur. Vasiyet. Vasiyet en son düşüneceğim şey olur herhalde. Zaten bir işe yaramıyor. Hem bir kendi adıma hem başkası açısından. Hayır, bir işe yaramıyor. Insanlar. Yazsan da yazmasan da aynı şey oluyor. Boş yere yazıyorlar. Ya bizim kanunlarımızda vasiyet yok. Hani kediye bırakıyorum, köpeğe bırakıyorum ya da bu mahalledeki sevdiğim çocuğa bırakıyorum yok. Gelip alıyorlar. Ya bununla ilgili çok çirkin olaylar da gördüm gün hani hayatım içerisinde. Hani vasiyettir, miras falan şeyler. Hiç sormuyorum. Tamam. Zarf. Zarf atmak, zarf açmak. İki şey geliyor aklıma aynen. Zarf atmak ve zarf açmak aynen. Tam aynı. Hiç zarf açtın mı son zamanlarda? Yok, uzun zamandır mektup almıyorum. Paralar? Paralar da artık şey... Bankaya yatıyor. Bankaya oldu. Güzel, bak vergisini ödüyor demek. Aynen. Zafer, en son zaferin. En son zaferim. Yatakta, evde, sanat dünyasında, arkadaşların karşısında, bir kadının karşısında. Ya biz öyle bir aslında havada gidiyoruz ki konserlerime mesela oradan örnek vermek istiyorum. Hani o arabaya binmemiz, hazırlanmamız, çantalara gitmemiz her şey bir operasyon gibi. Ve o konsere çıkıp başarılı bitirmemiz de bir zafer bizim için. Ben ve ekibim, DJ'm olsun, benim yanımdaki asistanım ve diğer arkadaşlarım. Hem arkadaş gibiyiz aslında. Herkesin rütbesinin haricinde. İyi bir iş yaptıktan sonra oradan dönmek bir zafer bizim için yani.
Yani sanki gitmişsiniz o kaleyi, o toprağı ele geçirmişsiniz ve evet. kahkahalar atarak geri mi dönülüyor yoksa içine kapanıyor? Gururla geri dönüyoruz. Kahkahalardan öte biz daha çok kendimizi yani yaptığımız işte ve insanların o sevgisini gördüğümüz için gurur duyarak dönüyoruz yani. Grupiler var mıdır hayatında? Biliyorum ki bir kız arkadaşın var ama grupilerin var mı? Elbette. Yani hani gururla geri dönerken arabada yalnız mısın? Yalnızız evet. Birkaç genelde gurur erkek vesilesi erkeğe... yok mu? Yok. Bu ne biçim hayat ya? Maalesef. Bak bu konuda arkadaşlık edebiliriz. Evet. Şimdi bazı fotoğraflar geliyor. Çağrışımsal. Hemen görelim. Çağrışımsal değil, ta kendileri. Bu herife de ifrit oluyorum hocam. Tanıyor musun? Tupac. Öldükten sonra daha fazla değeri anlaşılan bir insandı aslında. Düzene karşı yaptığı bazı sözlerden ötürü sansasyonel bir şey, spekülasyonlarla dolu bir ölüm yaşadı aslında. Evet. Ne yapalım? Bu... Değiştik. Buna da ifrit oluyorum. milyon kere gördüm bunu. Ne yapıyorsun? Nasıl okuyorsun elektrik sayacını? Sadece okuma değildi bizimki. Ben teknisyen olduğum için bu sayaçların arızalarını, kaçaklarını kontrol ediyordum. Elektriği faturasını ödemeyenleri kesiyordum. Aboneleri davet ediyordum. Aynı zamanda işte bunların kontrollerini, değişimlerini, keserken bakımlarını bir şeyler yapıyordum. Oluyordu tabii. Oluyordu tabii. Kesme ki. Yavrum. Yani yaşadığım çok ilginç olaylar oldu tabii ki işte çalışırken yani. Ne oldu? O sizin dediğiniz gibi duygusal yok yalvaranlar hani kesme diyenler çok zor durumda olan kesmediğin insanlar. Kesmediğin oldu yani. Mu? Oldu tabii ki. Bunları tabii ki çefime de bildiriyorum yani gidiyorsunuz evde kapısı olmayan bir ev, evde 5 tane çocuk elektrikten başka bir enerjisi yok içeride kendini ısıtabilecek. Yani vicdanım gereği kesmediğim dönemler oldu tabii ki ama bunları tabii ki arka not olan abonenin durumu uygun değildir. Faturayı en kısa zamanda ödeyecektir. Diye not alıp da kesmediğim oldu. Tehdit edildiğim çok oldu hani buraya kesersen böyle olur, buraya ceza yazarsan böyle olur diye. Onları da yazdım inadına ve kestim yani. Güzel. Güzel. Bir diğer fotoğraf. En sevdiğim iki. Hakikaten çok seviyorum. Harikulade adamlar. Ne zaman programa gelseler çok eğlenceli oluyor. Ayrıca da yaptıkları müzik... Şu anda insanlığın anlayabileceği bir müzik değil. Belki ileride anlaşılacak. Keza giysiler de öyle. Harikulade adamlar. Yani bir şey söylemek kendilerine ait tarzları var. Bizim kulvarımızda pek değil açıkçası. Benim yaptığım işte yani daha doğrusu. Evet. Bana pek uymayan bir sound. Ama yine de dinleyicilerine saygılarını sunuyorum onlara. Evet. Şimdi gelen fotoğraf. Çok severdim basketbol oynamayı. Büyük hayallerimden bir tanesiydi basketbol oynamak. Tek bir şansım oldu profesyonel olabilmek için. O da yaşım geçtiği için olamadım maalesef ve o hayallerim suya düşmüştü 17 yaşımdayken. Ve halen daha basketbol çok iyi oynarım ve iddialıyımdır da yani. Evet. Şimdi her gelen konuğumuza sorduğumuz bir fotoğraf geliyor. Biz tanımlamakta güçlük çekiyoruz. Belki konuğumuz tanımlar diye müthiş bir adam geliyor. Görelim. Saygını anıyoruz kendisine. Yani saygılarımızı sunuyoruz daha doğrusu. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. Başka hiçbir çaremiz yok. Harikulade bir adam. Harikulade bir adam. Bir diğeri geliyor. İşte buna ifrit oluyorum. Sen? Yani. Şimdi Eminem hayranlara üzülür diye mi? Yok onunla hiç alakası yok. Bence Amerika'daki en iyi rap yapan sanatçılardan bir tanesi kendisi kesinlikle. Ve diğer... Amerika'daki siyahi, yani Afro-Amerikalıların yaptığı tarzın haricinde gerçekten daha ciddi konulara değinerek sesini duyurmayı başardı yani. Çok istisnai çıkan nadir sanatçılardan bir tanesi ve en iyi nakaratları yazan rap sanatçısı bence Amerika'daki parçalar içerisinde. Hatta Elton John'a diss yapmıştı kendisi bir parçada. Elton John'a sordular Eminem hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Dünyada yaşayan en iyi şair dedi o da Elton John için. Sağ olsun. Kim Marilyn Manson da aynı şekilde birbirlerine şey oldukları halde Marilyn Manson da aynı şekilde onun hakkında öyle iyi konuştu. Sanatını bence çok iyi bir şekilde yapıyor ama dediğim gibi pazarlanma taktiği ve metotları o büyük düzenin içinde olması haricinde her şeyi çok iyi bence. Şimdi gelen fotoğraf Eminem'in arabasını görüyoruz. Doğan görünümlü Şahin dediğimiz. Yine... Çok kullandım ben de Şahin'i evet. Eskiden. Şimdi bir diğer fotoğrafta Darth Vader. Işın kılıcı istiyorum her zaman. Çocukluğumdan beri ışın kılıcım olsun istiyorum. Ben bütün seriyi bir uykusuzluk manyaklığı içerisinde tekrar seyrettim.
Sonra bir daha seyrettim aynı manyaklık içerisinde. O derinliği anlamaya, kavramaya çalıştım. Sonra dedim ki yani bu kadar hani çabalamama gerek yok. Bu tabii ki iyi ile kötünün savaşı bilmem ne meselesi falan filan. Ama çok tatlı bir iş, müthiş bir iş yani. Hmm. Ve sonra işte bizim komşuyla konuşuyorduk da dedim o biraz çocuk filmi. Yani ben hani ne kadar uykusuzlukla hani hiç uyumadan hani seyrede seyrede bütün seriyi manyaklaşsam da DVD'den filan. O da bana dedi ki ya hiç anlamamışsın dedi. Uykusuz olduğu için belki anlamıyorsun. Çok derin dedi. Anlayamıyorsun sen dedi filan. Öyle kaldım yani bu konuda bir şey yapamıyorum. Yani ben yani Yıldız Savaşları'nı severim seyretmeyi tabii ki ama o fanatiklere kadar değilim. Fanatiklerine çok şahit oldum yani. Bütün karakterlerini A'dan Z'ye bilen, evet. Kıyafetlerin isimlerine kadar bilenler var yani. Yani onlar ona laf edildi. Büyüdüklerinde de aynı ya büyüdüklerinde de aynı şey mi yoksa çocukluktan tabii, tabii, beri aynı, alıp getirdiği... Aynı şey. Evet. Aynı şey yani. Büyüdüklerinde evet. De aynı daha fanatik hatta yani. Peki şimdi büyükler için harikulade bir adam geliyor. Neşet Ertaş. Ve bir diğer fotoğraf geliyor. Bildiğin Taksim Meydanı. Nasıl buluyorsun Taksim Meydanı'nı? Bir meydan mı sence? Bir meydan. Taksim Meydanı. Bir meydan ve yıllarca çok buluşma noktası olarak kullandığımız bir yerdi bizim. Artık eskiden. Kullanılmıyor. Neden? Cep telefonu olduğu için mi? Büyük ihtimal onunla evet. Neredesin? Meydana 10 dakika uzaktayım falan böyle. Şurada ben çocukken, Taksim Meydanı çok büyüktü gözümde. Tabii her çocuğa geldi. Ya bu eser, ortadaki anıt çok büyüktü. Sonra o küçüldü. Artık İstanbul'un merkezi anıtı olma özelliğini de kaybediyor. Küçük çünkü. Küçük bir şehrin anıtı o. Yani ama çok güzel. Yani artık bir merkez gibi değil. Zaten İstanbul hani tek merkezde değil. Dünyadaki birkaç benzeri şehir gibi çok merkezli bir şehir. Aynen. Yani, bence daha fazla böyle yapıların, anıtların olması gerekiyor diye olması düşünüyorum. Gerekiyor. Çünkü hani Avrupa'da özellikle gezerken çok fazla sayıda böyle insanların durup fotoğraf çektirebildiği, tarihi niteliği olan böyle çok fazlasıyla heykel, anıt gibi şeyler var. Bence İstanbul daha fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum yani. Evet. Heykeli geliştiremediğimiz için olmuyor. Yani hiçbir ülke vatandaşı liderinin bu kadar çirkin heykellerini yapmamıştır herhalde. Yani biraz heykelin gelişmesi lazım. Bir diğer fotoğraf, kol bastı. Dünya Kupası Türkiye'de yapılırsa bence onun şey Vuvuzela kullanılmıştı. Vuvuzela Güney evet. Afrika'da. Bence de Türkiye'de de herhalde kol bastığıyla ilgili bir çalışmalar olur diye düşünüyorum. Müthiş olur. Hatta Dünya Kupası'nda. Hatta kol bastığı yasaklamaya kalkarlarsa ne olur? Onu da çok merak ediyorum. Çok heyecanlı olur. Aynen. Vuvuzela gibi. Şimdi sen çok hızlı, çok kontrollü bir şekilde söyleyebilen bir insansın. Senin tam tersin bir varlık var mıdır? Yani kontrollü şekilde çok yavaş olabilen, inanılmaz yavaş olabilen bir insan araştırdı arkadaşlarım. Hüseyin ve Hüsrev Hatemi üzerinde durdular ama kazanan fotoğraftaki kişi oldu. Şansa mı? Evet. Ve bir diğer fotoğraf, Che Guevara. Ve bir diğer fotoğraf, hiçbir şey anlamıyor, bakıyor sadece, ne olabilir? Peki, evlilikti konu ama zaten biraz önce sormuştum. Ve işte çok hoş bir kız geliyor, bir kardeş. Ay ben. Ne güzel çıkmış bu fotoğrafında. Evet. Harikulade. Ona da bir şey söylemeyecek misin Che Guevara gibi? Çok seviyorum kendisini. Yani söylenecek çok fazla şey var tabii ki de. Peki. O zaman tekrar çağıralım Aybeni ve Fuat'ı programa sona erdirmek için. Çok teşekkür ediyoruz Ceza'ya. Ayben ve Fuat geliyor alkışlarımızda. Son belgesel girsin hemen. Servet Hanım ve devlet memuru Danyal Bey'in iki çocuğunun ilki olarak 1 Ocak 1977'de İstanbul Üsküdar'da Bilgin Özçalkan ismiyle dünyaya geldi. Hey, 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 hey
kalk sen. Hey hey. Piyasa camın peşinde bir kralın. Elimde yok bir planım, benim serbest style'ım. Eleştiren eleştirir, benim yeter rhyme'ım. Rap yatışmasındayım, hep çok olsa da kaybım. Yeter lan Biden, bildiğin her şeyi saydın. Ben çoktan uyanmıştım, asıl size günaydın. Fasıl yeni başlamıştı, havlayanlar caydı. En son vurduğumdan beri yatmaktasın baygın. Farkındasın farkın, farkındasın aşkın. Yanındasın yalanların, sahte dürüst tavırlar. Bende hüznü vardı, aşkı sende kini kaldı. Son bir hakkın varsa eğer bırak sende kalsın. Sende en az 11 Eylül kadar yalansın. Bende adres belli, her zaman zifiri karandı. İşte buydu farkım, kimin yanlışları boyandı. Ben cezayım zaten, biraz yeter suçlu aransın. Git de başka bir bela bul git. Git de başka bir bela bul git. Git de başka bir bela bul git. Hadi git de başka bir bela bul git. 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 Burası de buradan çıkış yok. Sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar. Hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak? Çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Flashlar. Flash, flash, and some thoughts leave my mind. Eğer kayıpsam şu anda. I'm lost. Kayıp. I'm lost, lost, really lost. Kaybolmuş gerçekten. Götür beni şoför, şehrin merkezinde büyük medya binasına. There are love words I know some are missing. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam. Bir
gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Sonunda bu anlamsız dünyada adam kral olur. Money for nothing!